Bak, hemen benim paramı veriyorsun. Notere gidiyoruz, o tapuyu iptal ettiriyoruz. Hemen. İkinci bölüm özeti. Ablacığım, ne parası ya? Ne demek ne parası? Ne parası olacak? Sahtekar kadından aldığın parayı versene, delirtme beni Şener! Kendine çevirdi. Abi bir saniye, sen müdahale etme ya. Ben Adil ablayla burada konuşa konuşa çözüyorum, bir müsaade eder misin? Adil ne bu? Aldı. Ne yaptın benim paramı? Çabuk söyle, ne yaptın benim paramı? Ablacığım, güzel ablacığım bak. Ulan sen ne sahtekar, ne düzenbaz, ne adi bir adamsın. Utanmıyor musun babamızın tabulu malını el aleme satmaya? Niye başıma musallat ediyorsun bu belayı? Şener aradan çıkardı. Bana bak! Berat senin babandır. Babamı karıştırma, çok fena olur ha. Baba lütfen. Kızım gir içeri, karışma. Ne geldiyse başımıza senin baban yüzünden geldi zaten. Böyle deliye miras bırakılır mı be? Yahu babama kalsa bu bir çöp bile bırakmayacaktı ama bu sahtekar hasta yatağında kağıt imzalatmış adamcağıza. Ne yapalım yani? Ben deli derken oldu değil, seni kastettim deli Münir, deli Münir. Sen olmasan çoktan çözmüştük problemi. Yahu ben mi dedim sana babamın tabulu malına gel ortak ol diye? Ben mi sattım sana hisseyi? Ben mi yedim senin paranı be? Öyle mi? O zaman mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim sizi. Hadi oradan be, nereye istersen git. Anca gidersin zaten. Dükkanın yarısı benim tapulu malım. Hiçbir şey alamazsın. Paranı da kurtar kurtarabilirsen bakalım. Uğraş dur başı boşuna. Ne uğraşacağım? Dükkanın yarısı benim. Veririm hissemi bir tefeciye. Görürüz bakalım kim uğraşıyor. Ya yürü gidiyoruz, gidiyoruz. Münir ağzı açık kala kaldı. Nuri mangala dizdiği etleri koklayıp hazla arkasına yaslandı. Hani soluk Kıyasettin Kinyas'ı bilir misiniz? Kim bilmiyoruz abi. Sarayın son çeşmeci başısı. Ne diyor? Çeşmeci başısı mı diyor? Anlamıyorum vallahi bir şey. Sarayın son çeşmeci başısı. Hani soluk Kıyasettin Kinyas. Padişahın yemeğini kontrol etmek için sürekli masasının yanı başında durmuş. Aynı bu bizim aslan gibi. Padişah vazifesi bittikten sonra bile bırakmazmış Kinyas'ı. Muhabbet ehli, saygılı, hürmette kusur etmeyen biriymiş Kinyas. Uzun uzun sohbetlere derlermiş padişahla. Günün birinde padişahtan önce tattığı yemeklerin birinden zehirlenip ölmüş Kinyas. Ah canım. Allah rahmet eylesin. Padişah çok üzülmüş tabii. Hemen onun adına dönemin ünlü ressamlarından Zülfü Siyah Paşa'ya bu resmi çizdirmiş. Arkasına da devlet mührü basarak bu tabloyu Kinyas Bey'in ailesine armağan etmiş. Oğlum çevir bakayım şuna. Tablonun arkası altını gösterdi. Bak burada gördüğün Osmanlı'nın son devlet mührü var, görüyorsun. Şener dikkatle bakarak eğildi. Evet görüyorum abi. Şaheser harikulade. Değeri en aşağı size söylediğimin 3 misli. Yalnız fazla ortalıkta gözükmemesinde fayda var tabii. Satarsanız da el altında satacaksınız. Ne diyorsunuz? Vallahi alacağız artık abi, biz alıcıyız. Onun için geldik yani. Doğru iyi iyi diye başını sallayarak gülümsedi. Ne dörlesi kız? Senin için kapışacakmış. Ay! Ay Şener'im, ay Şüveryem! Eğer hazırsanız düdük sesimle başlıyoruz. Yollar bize oyuncak. Sevdamız harbidir. Dolmuşum alın terim. Mekan yarın kalbidir. Ayşen hoplayıp başını çevirdi. Cıvatası geçirmiş pazar arabası gibi. Bir rahat dur. Anne duramıyorum, yerimde duramıyorum. Yarın kalbi seni misafir bile etmez. Biz doğuştan sevmişiz. Senin yüreğin yetmez. Fikri omuzlarını tutup sıktı. Görüldüğün hareketten kıpkırmızı kesilmiş. Yüreğimiz katmerlidir. Şükür olsun Rabbimize. Bir kere sevdik mi? Masaya vurdu. Mühürleriz kalbimize. Karşılıksız sevmeyle kendini avutursun. Fazla kaptırma İlyas. Tamponu yamultursun. Aşkımdan 1000 kere ölsem 1001 kere doğarım. Bana atarlanma Şener. Egzozumla boğarım. Ben kızı çoktan almışım. Sen uzaktan bakarsın. Hararet yapma şoför. Motoru yakarsın. Al tak gever külah. Sürekli tezgahtasın. Sigortalarım atıyor Şener. Ters o güzergahtasın. Sigortan atsa ne olur?
Karanlıktan korkmayız. Atarı atar, gidere gider. Geri vites yapmayız. Allah! 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 Aralarındaki tahta masayı kaldırıp havada salladı. Erdoğan ne yapıyorsun? Tuncay! Tuncay'ın peşinden koşuyor. Erdoğan oğlum! Kız Kulesi'nde gün batımı. Mahalle meydanında akşam saatleri. Şener elinde fenerle Emel'in dükkanının önüne geldi. Hırsız gibi etrafı kolaçan edip cebinden anahtarları çıkardı. Anahtarları üzerine takıp telefonunu çıkardı. Kayıt mesajının. Sol alt kutucuk Ayşen, kelebeğim kimseye görünmeden gir dükkana rezil oluruz vallahi yazdı. Herhalde. Bir bıraksan gireceğiz. Allah Allah. Feneri etrafa gezdirerek içeri girdi. Güle güle Mürüvvet Hanım, ayağınıza sağlık, yine bekleriz. Aa, gelmez olur muyuz? Ama sizi de bekliyorum. Bak gelmezseniz hatırım kalır. Hayır, yetişe. Münir abi, hırsız. Aa, hayırdır ya? Hırsız mı? Nereye girmiş? Ay mahalleye hırsız. Aa, yürü. Ayşe kısmetin penceresini açtı. Ay hadi bekliyorum çabuk. Ay Allah! Komşular! Komşular yetişin! Hırsız girmiş, kızın dükkanına girmiş. Baba dursana, polisler ya. Koşun. Kızım aman, ne aman, polisi? Aman. Polis gelene kadar adam kaçar, yürüyün hadi. Evet Münir Beyciğim. Alo, Hulusi amca. Ay. Ayşen vurunuyor, mahalleli dükkan kapısına birikmiş. Durun, durun, durun bakayım. Çekilin şöyle, çekilin. Tamam. İçeride mi o kansız? Abi içeride herhalde. Kaçacak yeri yok ki. Arkada pencere var. Akıl ettiyse oradan kaçmıştır. Ay ne duruyorsunuz? Adam kaçacak ayol. Feridun oğlum gel. Yüklen kapıya gel. Hadi, baba tamam. Durun hadi. Vallahi. Durun, polis geliyor. Hulusi babaya haber verdik. Vakit yok ya. Hulusi gelince malı teslim ederiz halimallah. Hadi oğlum göreyim seni. Hadi. Tek omuz darbesiyle yürüdü. Açılan kapıdan içeri yayıldılar. Cama sıkışmış Şener'i bacaklarından yakaladı. Şener eşyalarıyla bacaklarına sarılan Münir'in üzerine düştü. Aralarından sıyrılarak kaçmaya çalışırken yakaladılar, yumukluyorlar. Aşağı sırtlarına vurarak müdahale ediyor. Ulan sen de mahalleyi sahipsin mi sandın? İt! Polis ve Süleyman geldi. Kanun namına durun. Ne oluyor Münir? Yahu Emel'in dükkanına dadanmış it. Onu al aşağı ettik. Ama hiç oldu mu Münir? Bizi bekleseydiniz ya. Bir açalım bakalım kimmiş bu? Kalk kaka. Yüzünü çevirirken Şener başını örtülü kıyafetini çekti. Şener. Ulan it! Amca. Yüzü kıpkırmızı, gözü seyiriyor. Sabah saatleri. Bazen kafam atıyor. Diyorum ki çıkayım meydana. Avazım çıktığı kadar bağırayım. Itır benim karım diye. Sahil yolu. Belki de en doğrusu budur. Nasıl yani? Meydanda bağırmak mı? Yok canım. Yani tüm cesaretimizi toplayıp çıkıp da her şeyin doğrusunu anlatsak yeter. Tarık saçlarını itip yanağını okşadı. Haklısın aslında. Niye bekliyoruz ki? Adam mı öldürdük? Hırsızlık mı yaptık? Sevdik, evlendik. Ne var bunda? Doğru söylüyorsun. Hem hangi devirde yaşıyoruz canım? Sonuçta ikimiz de eğitimli, kültürlü, yetişkin insanlarız. O zaman hadi. Şimdi mi? Aynen, şimdi. Ya bir daha bu cesareti nereden bulacağız aşkım? Haklısın. Ya şimdi ya hiç. Tabii ya, ne olacaksa olsun. Var mısın aşkım, söylüyor muyuz? Söyleyelim. İnceldiği yerden kopsun. El ele kararlı, sağlam adımlarla sahilden çıktılar. Telefon çalıyor. Nezarette. Telefonu da koymuş. Cebinden çıkardı. Alo? Aydemir. Ha? Hayır, müsaitim, müsaitim. Söyle. Süleyman'a bir dakika dedi, oturdu. Kokana. 500 bin. Süleyman dikkat kesildi. Bizim tabloya mı? Oğlum Bulgar lavası falan olmasın? Yapma ya. Tamam oğlum. Tabloyu alıp hemen geliyorum. Tamam. Tamam, tamam. Aydemir kapat, tamam. Tamam. Pantolonunu çekerken Süleyman'ın eline vurdu. Aferin sana, aferin. O Itırlar bahçeye girdiler. Bir sandalye bile aldırmam buraya, biliyor musun? Alacaksın. Allah eyvah, be. Yine girmişler birbirlerine. Koş. Sen kim oluyorsun be adam? Mülk benim, eşyalar benim. Ha, asıl eşyalar gelsin, sen o zaman göreceksin. El mi yaman, bey mi yaman? Tabelacıya koskoca harflerle yazdırdım. Avukatlık bürosu diye. Girişe astıracağım. Astırma. Astıracağım. Annen, ne yapıyorsunuz yine? Yeter artık. Karışma sen. Baba,
Ya bıkmadınız mı kavga etmekten? Bizim adımıza karar vermekten yorulmadınız mı ya? Yorulmadım. Yorulmayacağım. Yorulmam. Sen benim kızımsın, yavrumsun ya. Sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir mesele var Münir Baba. 40 kere dedim sana baba deyip durma şu herife diye. Adile anne yapmayın ne olur. Yahu nereden annen oluyor senin bu yerden bitme cüce? Aa, Münir Bey, Münir Bey benim tipim uzun bir kere ya. Tipim mi uzun? Tipi uzunmuş. Manyak. Manyak. Sen bana manyak dedin öyle mi? Duydunuz mu? Bana manyak dedi, inanmıyorum. Bana manyak dedi. Manyak öyle olmaz. Böyle olur. An yavaşladı. Adile Münir'in duvara astığı paşa tablosunu kafasına geçirip yırttı. Şener yırtılma anında girdi içeri, ağzı açık, dumur kala kaldı. Adile hırsını alamamış gibi gözlerini belertmiş bakıyor. Atıl'la Tarık da bakıştılar. Münir neye uğradığını şaşkınlığında elleri iki yanda, ağzı beş karış açık yuvarladı, ellerini Adile'ye çevirdi. Paşam. Şener'in alt dudağı ağlamaklı büzüldü. Paşam. Ayaklarının bağı çözülüp kapıyı tutarak dayandı. Dizlerim. Kayarak yere oturdu. Paşam. Paşam. İçeride bakışlarla yırtık tabloya boynu bükük bakarken ortam karardı. Su damlasından çıkan göz, burun, ağız çizilmiş televizyon altında BSK yapım sunar yazdı. www.sebeder.org Hangimiz sevmedik 3. bölüm. Şener şuursuz, gözleri amca açık oturuyor. Sen dur, sen dur. Sen çizmeyi açtın ama ben de bunun sonunu bırakmayacağım. Gidip darp raporu almazsam bana da Münir demesinler. Oh, ellerime sağlık. Kendi ellerini öptü. Bana bak, benim tepemin tasını bir daha attırırsan amca, o tabloyu değil dükkanı yakarım kafana. Çıt kırıldım Münir. Sen göreceksin bakalım kim kimin başına neler yıkıyor çirkef Adile. Çıt kırıldım Münir. Anne ayıp oluyor artık ama lütfen Münir baba sen de onun kusuruna bakma ne olur. Ya baba deyip durma şu herife be. Bana bak Tarık evladım, al götür şunu. Vallahi billahi elimden bir kaza çıkacak yani. Ay, hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim oğlumun muayenehanesi ve ben burada kalıyorum. Bana bak. Ya baba bırak şimdi kavgayı, amcama bir şey oldu. Ya ona hiçbir şey olmaz, boş ver Allah'ını seversen. Amca, amca kendinde misin? Tarık bir baksana lütfen. Şener abi. Abi duyuyor musun beni? Amca. Yüzüne el sallıyor. Ya bir doktor falan mı çağırsak? Ay kızım, doktor var zaten, unuttun galiba. Tabii kızım, tabii. Biz çok geçirdiğimiz zaman diş hekimine, karnımız ağrıdığı zaman manava, kulak burun boğaz içinde hep sinemaya gideriz. Bunlar çok doğal şeylerdir. Baba bırak şimdi şakayı, bir şey oldu diyorum adama. Yahu ne şakası, Allah'ını seversen duymuyor musun? Oğlu için doktor diyor. E doğru söylüyor. Tarık anatomi dersleri de aldı. Kızım ne esprisi, Allah'ını sever. Kız, o, ne, doktor ne? Sen nereden biliyorsun ya? Yanında mıydın ki? Diş hekimliğinde anatomi, patoloji falan klasik derslerdir ya Münir baba. Herkes bilir. Ben bilmiyorum. Cahil. Zır cahil. Bana bak. Amca duyuyor musun beni? Amca. Yetiremedim. Sabit gözleri bömbön. Yetiremedim. Itır'la Tarık Münir'e döndü. Ne yaptıysam yetiremedim. Şener'in başı eğildi. Evladım neyi yetiremedin? Ne oluyor? Söylesene. Abi seni duyuyorum ama göremiyorum. Ne yaptıysam yetiremedim. Gözleri yuvalarında kalkık. Yahu doğru dürüst konuş. Ne oluyor sana? Allah'ını seversen kalk ayağın. Hatır sen de kaldır şunu gözümün önünden. Gördükçe asabım bozuluyor şu tabloyu. Dablo. Dablo. Tırın elinden çekip toplandı. Dablom. Benim güzel dablom. Başını yırtıktan geçirdi. Antikom. Ne diyorsun ulan sen, kafayı mı yedin? Ağlayarak geri çıkardı. Amca iyi misin? Bir doktora falan gidelim mi ha? Paşam. Adile Münir'e kafa sallıyor. Paşam. Kıymetlim. Sırdaşım. Adile deli dedi. Amca üzülme. Yenisini alırız. Boş ver. Yenisi? Eblek yüzünü çevirdi. Yenisini? Boş boş bakıyor. Ya utanmıyor musun 3 kuruşluk tablo için ağlamaya? Abi seni duyuyorum ama göremiyorum diyorum. 3 kuruşluk mu dedin? Abi
Yarım milyonluk tabloydu bu. Şaşkınlar Itır çömeldiği yerden kalktı. Şener mazlum havasına bürünmüşken bir anda içindeki şeytanı çıkarıverdi. Çatık kaşlı, yüzü ateş saçıyor. Adile ne var diye başını eğdi. Hain kadın! Adile sıçradı. Sanat düşmanı! Boynunu eğdi. Sanat düşmanı, evet! Sen! Adile işaret ediyor. Biri vardı geceden, biri düştü bacadan, deliler ikiledi. Oh müstahak, iyi oldu sana. Pis düzenbaz, bak dalavereyin başladığın yerde bütün oyunun bitti, ayağına dolandı, gördün mü? Abi seni çok net duyabiliyorum artık. Ama çok sinirliyim, kalbini kırabilirim, lütfen. Aa, görüyor musunuz, bak benim kalbimi kıracak. Ulan bana bak, asıl ben senin kafanı kırarım be. Bu tablo için kim bilir kaç kişinin nafakasını bağladın. Bunu almak için de buradaki hisseni sattın değil mi? Tüm yazıklar, Allah senin cezanı versin be. İlk başını kaldırdı. Alacağınız olsun Adile abla. Nasıl kıydın böyle güzel bir adama? Büzdüğü gözleri seyiriyor. Vahlanarak yüzünü sıktı. Seninle de sonra konuşacağız abi. Mağrur gözlerini yumup başını kaldırdı. Şimdi lütfen. Paşamla bizi yalnız bırak. Titreyen çenesini tablonun çerçevesine yaslayıp boynunu büktü. Itırlar şaşkın şaşkın bakışıyorlar. Çıkmıyor musunuz? Afalladılar. Peki, böyle olsun. Biz paşamdan çıkmasını biliriz. Her ortamdan çıkmasını biliriz. Buyurun paşam. Siz önden buyurun. Tabloyu öne doğru uzatıp büyük asker adımlarıyla çıkıyor. Itır Tarık'a yaklaşıp hadi dedi gözleriyle. 3 kuruşluk aklı vardı, o da uçtu gitti. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Baba. Efendim kızım. Hani en son konuşmamız gerekiyor demiştik ya. Evet. Oturursanız artık konuşalım. Sen de Adile... Ayıplar gibi geriledi. Adile teyze. Ne var der gibi başlarını aynı anda salladılar. Itır Tarık'a baktı, Tarık pek emin değil gibi. Şener merdivenlerde. Ah be paşam. Ne olduk biz? Nasıl bu hallere düştük? Kim yırttı bizi? Artık dikiş tutturamayız biz paşam. Sizi koruyamadım paşam. Çok özür dilerim. Dikiş tutturamayız biz. Mavi demirlere yasladığı tabloyu sarılır gibi tutmuş, başında ağlıyor. Birden çarpılmış gibi başını kaldırıp şaşı gözlerini çevirerek düzeltti. Belki de tuttururuz. Kuaför. Emel kadının saçlarını sararken Ayşen önlüğünü giyerek içeriden çıktı. Emel. Kız kızdın mı sen bana? Hayır abla, müsaade edersen işimi bitireyim. Abla diyorsun, kızmışsın. Ayşen abla lütfen, rica ediyorum. Ya bak, müsaade et, işimi bitireyim sonra konuşuruz. Bak yine abla dedin, kızmışsın sen bana. Emel yeminle benim bir kabahatim yok. Ya ben aşk kurbanıyım. Böyle bana şey deyince, kalacak yerim yok, evim yok deyince ben de kıyamadım. Kızgın yağlar döküldü sanki içimden. Ne yapayım, verdim anahtarı, kıyamadım işte. Ya ben nereden bilirdim bunun böyle yapacağını? Rezil etti beni kör olasıca. Problem değil, hallettik her şeyi, tamam mı? Lütfen. Mahcup içine sinmeden kabullendi. Birinin telefonu mu çalıyor? Ha benim... Ay Şenercim arıyordu. Yana bakıp heyecanlanarak koşturdu. Gözün kör olsun diyordu az evvel. Ver abla, sen bakma ona. Kapının önüne çıktı. Alo aşkım, aşkım hürriyetine kavuştun mu? Hürriyetine kavuştun mu onu söyle. Hayır, eğer kavuşmadıysam ben Sevda'yı çarşıya göndereceğim. Sana da o adliye daldıracağım. Seni ziyarete geleceğim de. Ki ayrıca. Sus bir kadın, bir dinle beni ya. Ay mahpus gibi konuşuyorsun aşkım ya. Ya bir sus, bir mahpus falan değilim, özgürüm ben. Oh şükürler olsun Allah'ıma, şükürler olsun. Ay dualarımı kabul etti de yüzüme baktı. Sen içerideyken ben neler çektim Şener'im, neler çektim ben. Yüreğim nasıl acıdı bilmiyorsun. Yahu bir sus Allah aşkına, bir dinle beni ya. Önemli bir şey söyleyeceğim sana. Ablam burada Itır'ın ofisinde. Tarık muayenehanesinde. Ama neyse işte yani orada. Ya aman burada yani. İşte, tamam orada. Ya Allah aşkına ben başka bir şey söyleyeceğim sana ya. Şimdi bir iğne iplik al. Hemen eve git, tamam mı? Hangi eve? Ya sizin eve. Sizin eve gidiyorsun, tamam mı? Hadi bak, çok önemli, çok mühim. Ya iğne ipliği ne yapacaksın sen? Hayallerimizi dikeceğim. Hayır Şener'im, tamam geliyorum. Kararlı ve keskin bakışlarını ileri bir noktaya dikti.
Itır ve Tarık'ın tedirgin ovuşturduğu ellerinin görüntüsü ikiye ayrıldı. Konuşmaktan çekinip birbirlerine bakıyorlar. Münir ve Adile merakla, birbirlerine de sinirle bakarak bekliyor. Onların da yüzü yan yana. Itır Tarık'a söyle diye işaret etti. Tarık nasıl dese bilemeden devirdi gözlerini. Sizi dinliyoruz. Ne söyleyeceksiniz söyleyin, evet. Itır Tarık'a bakıp cesaretlendi. Biz bir karar verdik. Evet, ne kararıymış o? Çok önemli bir karar. Orasını anladık. Sadede gelelim, sadede. Tarık tırsak gözlerini Itır'dan kaçırarak çaktırmadan sen söyle diye işaret ediyor. Mahalle içi. Güzel, 4 tane yeni aldım nasıl? Ya Şevket, neredeymiş bu Kemal, hiç konuşmadın mı? Ne zaman geri gelecekmiş? Bilmem. Ne demek bilmem birader ya? Ya insan gerçekten araban sormaz mı ya? Merak etmediniz mi abi? Numarası değişmiş kardeşim. Geçen gün aradım, bu numara kullanılmamaktadır dedi. Kim dedi? Kemal dedi, telefonu açtı. Bu numara dedi, kullanılmamaktadır dedi. Yani telesekreter işte oğlum, hani adama ulaşılmıyor. Allah Allah, adam bir gitti bir gitti. Yani yıllardır ortada yok. Hayır, özledim de biliyor musunuz? Ya o değil de bir şey söyleyeceğim. Dün akşam Şener'i ne güzel dövmedik mi ya? Böyle ağzına ağzına, içimin yağları eridi yemin ediyorum ya. Sana da gün doğdu tabii. Yazık be oğlum, insan öyle vurulur mu ya? Harbiden İlyas ya. Ya insan yaşayan bir organizmaya öyle vurmaz. Ayıp ettik bence. Kardeşim, hırsız niyetine vurduk. Hayret bir şey. Şener eşittir hırsız. Adam hırsızın sözlük anlamı. Hırsız, Şener, sahtekar, arsız. Arsız, al işte bu. Ya beyler ayıp oldu ya. Herif neticede arkadaşımız yani. Vallahi olmadı yani. Ya abi orası öyle de, gecenin saatinde sen ne işin var kızın dükkanında, kuaförde ya? Allah ağdaya gelmiştir. Çok. Şevket ocağının üzerinde gösterdi. Ayşen Bekir deyip köşe başında Şener'den ayrıldı. Koşarak pencerelerinde bombeli demirleri olan pembe evlerinin ahşap kapısını anahtarla açmaya girişti. Şener su borusunun arkasından izlemedi. Başını uzatarak kontrollü yavaşça eve girdi. Üzerinde kırmızı pantolonla ceket, güllü bir bluz var. Geri çıkıp sağa sola bakarak yuvarladığı parmağını üfleyip Şener'i çağırdı. Şener sırıtıp şapşal bir gülüşle göz kırpıp yırtık tabloyu sıkıca tutarak koşturdu. Kimseye görünmeden girdi içeri. Ayşen içeri girip kapıyı kapamasıyla Şener sarıldı. Ayşen ittirdi. Şener, ne yapıyorsun be? Özür dilerim ya, amaç sapması yaşadım hayatım ya. Hep ezeyandan oluyor vallahi, özür dilerim. Vallahi şimdi ben sana bir saparım, bir daha da çıkaramazsın ha. Zaten mahallede çoluk çocuk, yaşlı genç hepsi birden daldı sana. Bir de belanı benden bulma. Yapma ya, sen bari yapma. Bak yüksek sesle konuşturuyorsun beni ya. Uçurumun dibindeyim zaten ya. Sen bari itme beni uçurumdan aşağı. Ay aşk böceğim, ben sana kıyamam ya. Tamam, özür dilerim. Kıyama bana ya. Kıyamıyorum. Kıyamam. Kıyamayacağım. Öpücük öp. Dudağını uzattı. Vermek yok. Hayır. Vermiyor mu? Ya hayır. Kız ne olacak be? Ablam tablomu parçaladı. İnsan bir teselli ikramiyesi şeyine bir tane öper ya. Öpmeyeceğim. Omuz silkti. Arkadaş ya. Adile'nin ayağıyla Münir'in eli. Yan yana oturdukları sandalyelerde sıkıntıdan ayaklarını yere vuruyorlar. Münir diz kapağının üzerinde parmaklarını oynatırken Adile önünde birleştirdiği ellerinin baş parmaklarını birbiri içinde çeviriyor. 2 saattir oturttunuz karşınıza. Hay bir şey söylediğiniz de yok. Itır'la Tarık yan yana bakıştılar. Itır bağlı kollarını çözüp hazırlandı. Biz aslında bir müddettir size bunu açıklamayı düşünüyorduk. Size itiraf etmemiz gereken bir şey var. Tamam yahu, anladık, ne söyleyecekseniz söyleyin işte şunu. Tarık'la biz. Evet, siz. Biz bir süre önce... Gözleri birleşti. Adile kaş üstü bakıyor. Ha, geçti. Evet. Evet, yine iplik var evde. Aman, ben de... Teselli ikramiyesini evet derim sandım ya. Şener vallahi bir kere daha teselli ikramiye istersen seni kapının önüne koyarım ha. Sen ne yapacaksın iğne ipliği, onu söyle. Tabloyu dikeceğim. Yani sen dikersen daha iyi olur tabii. Ya saçmalama. Dikmeyle olmaz bu. Olur. Ablan olacak o kadın, tablomu parçaladı. Sen de dikeceksin, mecbursun. Şener! Ne var, dik. Dikmeyle olmaz. Olur. Olmaz. Ya olur, sen dik ya. Şimdi diktirteceksin bana. Dikmeyeceğim. Dikeceksin. Mutluluğumuz için hayatım. Geleceğimiz için lütfen. Nazlanarak omuz silkti.
Hadi. Gitmeyle olmaz bu. Olur. Olur. Ben diyorsam olur. Ben birisine kakalarım, öldürürüm bunu. Sen yeter ki dik. Ya olmaz. Şener olmaz. Hayatım olur ya. Olur. Şimdi ben dikeceğim şeyini. Itır Tarık'a kızgın bakıyor. Tarık köşeye sıkışmış. Münir Adile ile korku içindeler. Biz bir süre önce sizden habersiz... Tepkilerine bakıyorlar. Buluşup konuştuk. Münir tuttuğu nefesini bıraktı. Itır nasıl yani diye bakıyor. Ve bir karar verdik. Itır başını salladı. Münir aklı karışık, işkilli. Adile'ye döndü. Adile korkulu. Ay, ay içim şişti. Yeminle içim şişti. Karar da karar, karar da karar. Ne kararı ne? Yahu ne bitmez kararmış. Söylesenize şunu ya, çıldıracağım. Tamam, ben söylüyorum. Sen karışmadır. Artık bunu söylemenin vakti geldi. Biz burada, bu dükkanda birlikte çalışmaya karar verdik. Siz ne dersiniz deyin, biz böyleyiz. Itır şaşkın öfkeli. Ha bu muydu? İki saattir bunun için mi kıvranıyorsunuz ya? Evet. Tarık. Itır'cığım sonra konuşalım mı? Anne, Münir baba. Baba deyip durmuş. Biz sizin artık hiçbir şeye karışmanızı istemiyoruz. Biz her şeyi kendi ellerimizle yapmak istiyoruz. Ya sizin kavganızdan yorulduk, bıktık. Ay Tarık. Ne yapayım anne, daral geldi artık kavganızdan. Diyelim ki yarın öbür gün açtık muayenehaneyi. Hop. Parmak kaldırdı. Hukuk bürosu ve muayenehane. Tamam, yarın öbür gün diyelim ki açtık burayı. Ya bu şekilde iş de yapamayız ki biz. Tarık. Sonra konuşalım mı Itır'cığım? Önce bir şu meseleyi halledelim, konuşacağız. Itır kızgın. Tarık yalvarır gibi dudakları oynatırken Atarlı başını çevirdi. Ayşen tabloyu dikerken öyle Şener dikkatle ya, bakıyor. Öyle olmadı ya. Vallahi yani renkli iplikle falan mı dikseydik yani? Postmodern, fütüristik bir şey olurdu. Ben kakalardım birisine ya. Ay benim aşk böceğim. Ay fütursuz sevgilim. Ya sen nereden öğrendin bunları? Sen Almanya'da entel mi oldun yoksa entel mi oldun ya? Yanağını sıktı. Ya ne enteli ne danteli ya. Ben araştırmacı tüccarım. Ucunda para olunca bütün sanat akımlarını 15 dakikada yalayıp yuttum yani. Kübist, ekspresyonist hepsine mailim var. Nasıl yani ya? Dünyada her şey para için mi şimdi? Hayır, para her şey için. Bana faydası olmayan Picasso'yu ben neyleyim hayatım? Yerim ben onun kübizmini. Ya iyi de doğru düzgün dikilmiyor ki bu. Tabloyu parça pinçik etmişsin yani. Eskisi gibi olmaz, onu da söyleyeyim ben sana. Şimdi diktirteceksin bana Türk paşasını. Ya hayatım çok klasik dikiyorsun ya. Böyle olmaz, biraz kendi yorumunu kat lütfen. Anlamadım nasıl kendi yorumunu ya. Üf. Hayatım sanat bir yorum işidir. Yani sanat sanat içindir. Yani kendi yorumunu katarsan anca bir değer kazandırabiliriz biz buna. İşte bir de o zaman belki de tuttururuz. İstanbul'un dört bir tarafında tezgah açarız. Küb İstanbul mesela. Bak buldum bile yani akımını. Şener zaten dikemiyorum bunu. Batmıyor, anladın mı? Batmıyor. Ay Allah'ım şu... Maviyle falan mı dikseydik acaba ya? Bilemedim ki. Soru koyacağım, şu arayı bitireceğim. Şu suratını ben bir bitireyim, bir dikeyim şunun suratını da. Dükkan, Itır duvara yaslı, ters ters Tarık'a bakıyor. Nerede kalmıştık? Ön cepheyi alacağım diyordun oğlum. Bir dakika, bir dakika ya. Anlamadım. Ne ön cephesi? Nereye alıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Annemin uydurması anneciğim, lütfen. Ay olur mu oğlum öyle şey? Avukatlık bürosuyla muayenehane bir mi? Onca insan girip çıkacak buraya. Ah, tabii ya. Biz zaten burada karpuz kabuğu satacağız. Beygir girip çıkacak buraya. Hiç 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 boşuna uğraşmayın. Biz her şeyi Itır'la baş başa halledeceğiz. Baş başa. Öyle değil mi Itır'cığım? Evet hayatım. Adile şaşkın Itır'a baktı. Tarık gözlerini kaçırdı. Ne dedi? Hayatım dedi. Kime dedi? Oluşma, benim oluşma dedi. Evet, aynen ben de senin gibi düşünüyorum Itır'cığım. Bu benim hayatım, bu bizim hayatımız. Ha, o manada. Ha, tamam. O manada. Korkak. Evet,
artık bizi yalnız bırakırsanız biz de işimize bakalım. Yok illa burada durup kavga edeceğiz diyorsanız biz artık yokuz, gidip başka bir yerde tutacağız dükkanı. Olur mu oğlum? Onca para saydım ben bu dükkana. Hiç fark etmez. Aa, kızım, yahu dükkan bizim zaten. Gidip el aleme kira parası mı vereceğiz ya? Ya baba vallahi. Aynen öyle, lütfen. Hadi anneciğim, geç eve sen. Çok merak edersen ara sıra gelip uğrarsın. Ama... Aması maması yok anneciğim. Vallahi bak yemin ediyorum gidip şehrin öbür ucunda tutarım dükkanı. Hadi. Tamam, tamam. Neyse, o herif de çıkacak, gidecek öyle. Ancak o şartla. Münir amcacığım, hadi kahvede işler seni bekler. Bak kızım, gidiyorum. Gidiyorum ama aklım sende. Sakın kendini ezdirme, sakın. Tamam babacığım, merak etme sen. Münir Itır'la öpüşüp vedalaşırken Adile kıskanıp elini Tarık'ın omzuna atarak eğdi. Önden Adile, arkasından Münir çıkıyor. Camlı demir kapı arkalarından kapandı. Tarık yarı güler bakışla Itır'a döndü. Itır kızgın ve alınmış, sırtını çevirip pencerenin önüne geçti. Asılmış suratı netken sağ arkadaki Tarık'ın yüzü açıldı. Tablo renkli iplerle dikili. Bu mudur yani? Bu mu? Aşk bacım, sen yorum kat dedin, ben de kendi yorumumu kattım yani. Ne yapsaydın? Hayatım, sen yorum katmamışsın. Başka bir şey katmışsın. Yani yırtık pırtık da olsa bir paşa bu. Yazık, günah. 12 yıl biçki dikiş kursuna gittin. Geldiğimiz yer bu mudur yani, bu mu? Evet, bu. Yeter be, yeter. Zaten sen tabloyu parça pinçik etmişsin. Al dik dedim bunu, dik. Ya ne yapsaydım, nasıl dikseydim yani? Koltuğa fırlattı. Ben mi parçaladım kızım? Ben mi parçaladım? Ablam parçaladı. Bak, ablam parçaladı dedim. Bak başıma bir şeyler oldu bak. Gözüm karardı ya, çok fena. Ay Şener, ne oldu? Şener. Benim bu kadına bir şey yapmam lazım ya. Ne yapmam lazım? Ha? Bir şey yapmam lazım ben. İntikamımı almam lazım. Ne yapayım, dantellerini mi keseyim? Saçmalama Şener, o danteller benim çeyizimin dantelleri. Ne yapayım o zaman? Ne yapayım, sana bir şey yapamıyorum. Dantellerini yapamıyorum. Ne yapayım, oğlunu mu döveyim gideyim? Kimi? Tarık'ı mı? Evet. Kızım sen ne sanıyorsun beni ya? Ben Almanya'da kafes dövüş şampiyonuydum, biliyor musun? Herkes bana maymun Şener der. Tipten mi? Evet, tipten. Allah aşkına. Ne tipi kızım? Tarzan, Tarzan. Ben öyle bir dövüşürdüm ki böyle maymun gibi dövüşürdüm böyle. O kaslarına çok güvenmesin Tarık. Ben sinirlenince çok başka bir insana dönüşüyorum. Biliyorsun bunu hayatım. Biliyorum, biliyorum. Zaten Tarık kaslarına güvenmez. O liseler arası boks şampiyonu oldu ya, ben onun için dedim. Ne zaman oldu ya? Ya hayatım, hani Tarık final maçına girdi de birlikte gittik böyle, rakibini 2 dakikada nakavt etti. Sen de 2 dakikada maç mı biter, verin benim bilet paramı dedin de korumalar senin üstüne yürüdüler, seni öldüreceklerdi neredeyse. Tarık kurtardı seni. Allah Allah, o zaman Tarık mı kurtardı beni? Ay evet hayatım, hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum ya. Bir böyle iri yarı koruma geldi bıyıklı, bana bir tane çaktı. Gerisi yok bende. Bayılmıştın. Bayıldım ben orada. Şener omuzları boynuna çekik kasılmış halde gözlerini daldırdı. Ayşen endişeli yüzüne eğip baktı. Ya benim bu kadına bir şey yapmam şart ya. Benim bu kadına bir şey yapmam şart. Yoksa aklımı kaçıracağım vallahi. Ay, ay Şener'im, ne olursun aklını kaçırma. Senin aklın bana lazım. Şimşek çakar gibi oldu. Şener yan yan bakarak başını kaldırdı. Kaçıracağım. Ama aklımı değil, bacısını kaçıracağım. Ne? Bacısını kaçıracağım, bacısını. Aa, saçmalama Şener. Gerçekten aklını kaçırdın sen artık. Aklını kaçırdın yani. Önüne diz çöktü. Aşpazdam, benimle kaçar mısın? Ne? Kaç beni, kaç. O ablan da görsün dünyanın kaç bucak olduğunu. O ablandan intikamımızı alalım. Bacısını kaçırdımın adresi. Sen beni yıllarca evlenmek için beklettin Şener. Bana kaç kere kaçalım dedim, ben dünden razıydım. Ama 1000 tane bahane buldun caydırmak için. Şimdi ablamdan intikam için kaçıralım diyorsun, öyle mi? Evet, öyle. Peki. Kaçıyor muyuz? Kaçıyoruz, kaç.
Kaç Şener, kaç. Sen kaçıyorsun. Ben niye kaçıyorum? Kaç Şener, kaç. Aşk böceğim. İlyas kapı önünde eve bakarken içeriden önce bardak fırladı, defol, ardından defol. Şener çıktı. Hayır, domuz, pislik. Terliğini fırlattı. Bir daha da gelme buraya, gelme. Paşamı ver, paşamı. Paşanı ha? Tek ayağı çıplak içeri koştu. İlyas elinde tesbih, omuzlar kalkmış. Şener'e şaşkın şaşkın bakıyor. Ayşin içeriden tabloyu getirdi. Al paşanı da başına çal. Yatay tutup filiz gibi fırlattı. Başının üstünden uçup yok oldu. Maymun Şener! Bir daha beni arama. Özür dilemek için açmayacağım. Ha, çok arayacaktım sanki. Hayatının fırsatını kaçırdın kızım. Ayşen İlyas'a baktı. Öyle mi? Görüşürüz bakalım. Ha, görüşürüz. Ha? Görüşürüz. Ha, görüşürüz. Ne haber İlyas? İlyas dumur afallamış bakıyor. İyi. Senle de görüşeceğiz. Görüşürüz. Şener'e göz devirerek atarlı içeri girdi. İlyas'la Şener iki hasım gibi göz göze geldiler. Görüşüyoruz biz. Ha, görüşürsün sen ha. Aha, görüşürüz, görüşürüz. Ha, görüşürüz. Telefon edersin ha. Ha. Şener. Görüşürüz. Şener biz. Kolunun altına tabloyu alıp ters yöne gitti. İlyas keyiften dört köşe. Tuncay'la Sevda ağaç altında konuşuyorlar. Şener kaşları çatık, asabi ifadeyle amca, yanlarından geçti. Amca nereye Şener amca? Ne olmuş buna? Ne olacak? Yine teyzemi delirtti. O da dövüp yolladı her zamanki gibi anlaşılan. Neyse bırak şimdi amcamı falan da. Sen bu Feride ile ne zaman tanıştıracaksın beni onu söyle. Tuncay, teyzem belli ki benzetmiş amcanı. Ben de seni benzetirim. Amca yeğen dolanırsınız ortalıkta. Git başımdan. Ne oluyor ya? Alt tarafı ne zaman tanıştıracaksın dedim. Ne var bunda? Çok istiyorsan git kendini tanış. Niye bu kadar büyütüyorsun ki sen bu meseleyi? Ne var sanki tanıştırsan? Tanıştırmayacağım dedim ya. Gider misin başımdan? Ya tamam işte. Niye tanıştırmıyorsun? Ben de onu soruyorum. Ne olur tanıştırsan. Heh. Yoksa rahatsız ederim diye mi korkuyorsun? Hayır. E niye o zaman? Bir şey diyecek gibi göğsünü şişirip kaldı. Salak! Ne oldu ki şimdi ya? Tarık dükkanda ellerini birbirine bastırdı. Burası senin olsun hayatım. Masanı böyle koyarız sanki karşılıklıymışız gibi. Hayatım derken? Alınganlığını anlayıp pencere kenarındaki ıtıra yaklaşarak sağ kenarına yaslandı. Ömrüm sensin, senin olsun manasında. Ha. Biraz önce orada başka bir şey söylüyordun da o yüzden sordum. Aşkım sen hala orada mısın? Tarık ben başka nerede olayım? Ya biz buraya gelmeden ne konuştuk seninle? Hani söyleyecektik evli olduğumuzu? Bu haldeyken mi? Ya ne varmış halimizde? Annem az önce babanın kafasında tablo parçaladı hayatım. Farkında mısın? Evet farkındayım. Her zaman yaptığı şey. Maşallah ne bulursa geçiriveriyor. Mahalle. Ah ulan Adile. Kafamın içi de dışı da haritaya döndü sayende. Ne geçmişi unutabiliyorum ne de bugünü yaşayabiliyorum. Kalbimi de kafamı da kırmaktan bıkmadın be kadın. Ama ben sana sorarım o tablonun hesabını. Elinden çekeceğin var. Karşı kaldırımda yürüdüler. Hayır sen niye sardın ki şimdi anneme? Ya sürekli atışıp duruyorlar. O suçlu bu suçlu dersek olur mu yani? Ya bütün derdimiz zaten onların kavga etmeleri değil mi? Hayır efendim. Değil. Başka ne derdimiz varmış? Ha söyle, söyle ben de bileyim. Senin korkaklığın. Mahalle. Korkak Münir. Unutmayacağım yaptığını. Öyle bir başıma kolu kanadı kırık bıraktın ya beni. Ömrüm oldukça iki elin yakandı bilesin. Ah be adam, ah be gözü kör olasın. Madem koyup gidecektin beni, ne diye oyaladın onca zaman? Ne diye kandırdın kaçalım diye? İşte böyle kırarlar tabloyu başında. Oh, iyi yaptım. Beter ol. Kendi kendine konuşuyor deli karı. E sen ne yapıyorsun Münir? Şu anda kendi kendine konuşmuyor musun yani? Ulan Adile, beni de kendin gibi delirttin sonunda. Hayır delirmeyeyim de ne yapayım nankör? Memlekette ihtilal oldu, daha hükümet kurulamadan kocaya vardı. Ne oldu bu adama? Kaçalım derken nereye kayboldu bir anda diye sormadı bile. Hain kadın! Adile duraksadı. Münir yüzünü kapatıp köşeyi döndü. Ya bu haldeyken nasıl açılsaydı Mıtır? Saçmalama. Ben istemiyor muyum sanki? Bu konuyu ben açmadım mı zaten? Ben de onu anlamıyorum zaten. Ya sen ne olacaksa olsun demedin mi? Bir daha böyle cesareti nerede buluruz demedin mi bana? Evet dedim. Dedim ama doğru zamanda söylemezsek her şeyi mahvederiz diye korktum. Ha şöyle. Nihayet sonunda kabul ettin korktu. Sandalyeyi çekip oturdu. Tarık sandalyenin tersini çevirip yanına geçti.
Evet. Seni kaybetmekten korktum. Ama sen sanki babandan korkmuşum da söyleyememişim gibi davranıyorsun. Hayır efendim, daha da kötüsü sen benim babamdan değil, kendi annemden korktun. Ne? Annemden korktum, öyle mi? O yüzden mi kıydım sana nikahı? Nikah kıydın da ne oldu Tarık? Sandalyeyi düzeltip yaklaştı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Nankörsün kızım sen. Bildiğin nankörsün. Sen de korkaksın. Bildiğin korkak. Ayşen evde. Pencerenin önünden ağlamakla içeri çekildi. Odasında üzgün dolanıyor. Omuzlarını düşürerek yatağın ayak ucuna çöker gibi oturdu. Hem nankör hem korkak. Kaçalım diyor utanmadan. Aşkından değil, inadından kaçıracak. Ya yüzüne gözüne dursun sana verdiğim seneler, emekler. Ay. Yatağının üzerindeki pembe ayıcı kucağına alıp çenesini başının üzerine koyarak sarıldı. Dükkan ıtır tavırlı döndü. Ya böyle sen hiç soruyor musun acaba kendine? Bu kızı herkes bekar biliyor. Yarın bir gün ne bileyim bir kısmeti çıksa, bir talibi gelse böyle ne hissedersin? Karısına görücü gelen adam olarak ne düşünürsün acaba? Tır. Kendine gel lütfen. Ne dediğin farkında mısın sen? Evet farkındayım. Doğru söylüyorum. Yalan mı? Ya hala sen annenin evinde kalıyorsun, ben babamın evinde. Hala böyle liseli aşklar gibi kuytu köşede buluşup duruyoruz. Ya kim biliyor evli olduğumuzu Tarık? Kim evli der bize? Nikah cüzdanı. Ha, senin karının fasulye çuvalında sakladığı cüzdanla evlilik olmaz canım. Sen önce karına sahip çık. Ya daha bir evimiz barkımız yok bizim. Neden bahsediyorsun sen? Bir dakika. Sen bizim cüzdanımızı fasulye çuvalında mı saklıyorsun? Al işte. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun, neye takılıyorsun? Erkek olup karına sahip çıkana kadar beni arama Tarık. Ne, ben sahip çıkamıyor muyum sana? Gördük nasıl sahip çıktığını. Peşinden de gelme sakın. Ya nereye gidiyorsun? Eve. Pardon, babamın evine. Yani şu hale bak Tarık. Seninle kavga ettiğim zaman böyle içinden çıkabileceğim, valizimi alıp babamın evine gidebileceğim bir yuvamız bile yok. Her kavga ettiğimizde babanın evine gideceksen niye olsun ki zaten? Of! Montunu giyip çantasını da taktığı gibi çıktı. Ne dedim ki ben şimdi? Ya burada birlikte çalışalım diye kendimi paralıyorum, senin şu yaptığına bak. Gidersen gitme, çok da umurumda. Allah Allah. Gözü kapıda kaldı. Galata semtine kuş bakışı. Mahalle meydanında akşam saatleri. Kahvede Şener Zekiler'den ayrı masada oturuyor. Beyler, nesi var bunun? Kesin Münir Baba dövmüştür. Sanmam oğlum, öyle bir şey olsa buraya gelmezdi. Bombayı patlatıyorum, yaklaşın. Neymiş be, ne bombası? Tabloyla karşılıklı kardeşim, oturuyorlar. Bugün itibariyle bu yandaki andavallıyı Ayşen şutladı. Oh, hadi be oradan. Ya. Emin misin oğlum? Vallahi yalanım varsa motorum yatak sarsın. Halit çay ver oradan. Paşama da. Paşama? Ne paşası? Oğlum karşısındaki tabloya söylüyor. Sabahtan beri tabloyla sohbet ediyor deli. Ayşen şutladı ya. Yaktı beynini işte o. Ondan değil oğlum, ondan değil. Sabahtan beri 100 küsur tane çay içti. Demden kafayı buldu veriyor. Abi kazanda su kalmamış, bekleteceğim biraz. Masada mezelikler var, atıştırıyor. Şener, ya sen böyle bir sessizsin, bir durgunsun. Ne oldu, hayırdır ya? Bir moralin mi bozuk, bir derdin mi, tasan mı var senin ya? Yok bir şey, iyiyim. Nasıl yok oğlum, nasıl yok? Ayşen seni evden kovmadı mı? Ha? Bir daha beni arama demedi mi? Şutlamadı mı, alo? Orası seni ilgilendirmez birader. Bizim aramız nasıl olsa düzelir. Benim şu an için aklım fikrim bu emanette. Ne emanette? Eğilip göğsü yamalı, her bir yanı dikili tabloya baktılar. Zülfü Ziya Paşa tablosu. Fedakar bir vatan evladının kendi hayatını tehlikeye atarak cephede parçalarını topladığı bir tablonun hikayesi. Cephe mi? Ne cephesi bu? Ağzında kuru yemişi çevirirken düşündü. Galicia. Galicia cephesi. Bir İngiliz mitralyözünün paramparça ettiği... Oğlum bir dakika. İngiliz ne arıyor Galicia cephesinde? İngiliz mi dedim ben? Evet. Rus diyecektim. Ha, o zaman oldu. Bir Rus mitralyözü tarafından tablo paramparça ediliyor arkadaşlar. Cephede dört bir yana savruluyor.
Bunu gören mülazım evvel Tatavlalı Arif siperden atlayarak çıkıyor ve dört bir yana savrulmuş olan tablonun parçalarını tek tek toplayarak üniformasının içine atıyor. Bu esnada kurşunlar vızır vızır kulağından, orasından, burasından geçiyor arkadaşlar. Kahvedekiler evet, dinlemedi. Bir tanesi hatta Tatavla'nın olmadık bir yerine de isabet ediyor ama neyse o şimdi lazım değil, yemek yiyoruz burada. Evet, bu şekilde Tatavlalı Ahmet savaşın sonuna kadar bu tablonun parçalarını muhafaza ediyor arkadaşlar. Zeki ile Metin yaklaştı. Peki Arif? Arif kim ya? Ya Tatavlalı Arif hani parçaları göğsünde sakladı. Ahmet nereden çıktı? Tamam işte. Arif Ahmet. Tatavlalı Arif Ahmet. Evet. Bu fedakar vatan evladı Arif Ahmet savaş bitene kadar tablonun parçalarını saklıyor. Ama gel gör ki Halit, çaylar nerede kaldı oğlum? 5 dakika daha bekleteceğim. Baba gel gör ki kaderin acı bir cilvesi olarak Tatavlalı Arif Ahmet başka bir cephede yine bir vatan evladıyla bir kaptan yemek yerken bu erimizde Afrika'dan savaşa cepheye katılmış bir er verem kapıp ölüyor arkadaşlar. Çüş. Evet. Afrikalı Galicia'dan. Evet arkadaşlar. Evet. Osmanlı hayranı bir Afrikalı. Dembaba Mustafa. Ve kimdi bu Dembaba Mustafa biliyor musunuz? Kim? Zamanında Türkiye'de ünlü bir kulüpte top koşturan Dembaba'nın öz be öz dedesi. Yok deme. Evet. İlyas ciddiyetsiz yüzünü ekşitti. Evet. Ailece Osmanlı hayranı. Buraya gelip top koşturmasının sebebi de bu arkadaşlar. Kendi arzusuyla gidip Galicia'da savaşmış bir Osmanlı hayranı, bir vatanperver. Olamaz mı? Olmaz mı be? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Peki arkadaşlar, asıl mevzuya gelemedik. Dembaba'nın silah arkadaşları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne yapıyorlarmış? Tatavlalı Arif Ahmet'in üniformasından sökülen parçalarla bu topladıkları paramparça olmuş tabloyu birleştiriyorlar arkadaşlar. Evet. Ve Dembaba Mustafa savaşın sonuna kadar cepheden cepheye çıplak savaşmak zorunda kalıyor. Ya oğlum, savaş ortamında ne işi varmış lan tablonun? Ha? Hem kim çizmiş ki bunu? İlyas, sen böyle ulu orta sorunca insanda anlatma hevesi kalmıyor biliyor musun? Ben burada tarihi anlatıyorum. Tarih. Tabii. Hadi sorduğum soruya cevaplarsan hadi. Tabloyu çizen Zülfü Ziya Paşa. Padişahın özel izniyle çiziyor. Ve kim için çiziliyor biliyor musunuz? Kim? Dembaba Mustafa için. Dembaba. Şener kahveden paraları sayarak çıktı. Kumarı çenesine sürüp etrafa göz gezdirerek cebine attı. Benim istediğim sadece sıcak bir yuvaydı be. Adile'nin evi. Ayşen uğraştığı telefondan başını kaldırıp televizyona baktı. Sevda ve Tarık yanına oturmuş telefonla oynuyor. Adile başını televizyondan çevirip ellerindeki telefonlara baktı. Bahçeli evi var orada teyzem. Orada kalacağız. Yeter artık ayol. Delirdiniz mi? Daha güzel mi? Niye? Ne oldu ki? Bir telefon, bir televizyon. Bırakın. İki çift laf edelim ailece ayol. Olur. Tarık telefonu kapattı, birlikte Adile'ye döndüler. Tam keyiflenmişti ki başlarına telefonu indirince yine bozuldu. Bir ekrana, bir Adile'ye bakarken Adile parmak hareketlerini izledi. Nasıl geçti gününüz? İyi. Güzel. Süper. Keyifler yerinde yani. Harika. Şahane. Muhteşem.
Yemek güzeldi ama değil mi? 10 numara. 5 yıldız. Perfect. Siz dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yo. Niye ki? Ne alaka? Sen versene şu kumandayı. Ver, 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 ver. Ayşen uzattı. Adile az önce izledikleri kanalı yeniden açtı. Ben yetimhaneye düştüğümde 7 yaşındaydım. Alın size. 10 numara, 5 yıldız, pefrek. Ayşen sırıttı. Adile bozulmuş atarlı göz ucuyla telefonlarına baktı. Hani Şener'e para kaptırmayacaktınız beylere? Ne oldu? Hey yavrum. Bu emanete az bile verdim, az. Amcamın oğlu. 300 lira üzerine fazla vereyim, onu bana sat. Ya bak. Oğlum siz kafayı mı yediniz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Herif basbayağı sizi uyuttunuz ve siz inandınız ha. Yok Galicia'ymış, yok oymuş, yok buymuş. Geçin ya, geçin. Sizi kandırdı herif. Öyle mi diyorsun? Evet, aynen öyle diyorum birader. Herif kandırdı ve siz de yuttunuz. Vallahi ben üstüme alınmıyorum kardeşim. Ben yemedim yani. Peki abicim, peki. Bu ne bu? Bu ne? Arkasını gösterdi. Vallahi Osmanlı mührü. Bak İlyas, Osmanlı mührü. Vallahi öyle la. Ha tamam. Ya arkadaşlar, Haybe'ye Şener'in günahını aldınız. Mühürden bahsetmedi bile anlatırken. Ben aldıktan sonra fark ettim. Ulan oğlum, 20 yıldır şu Şener'in kazığını yerim. Herif ilk defa doğru söyledi ve ben inanmadım, iyi mi? Ah ulan ya. Ya kardeşim, siz hasta mısınız? Ha? Hasta mısınız oğlum siz? Ne malum o mühürü kendinin yapmadığı? Tabii. Bu dikişleri de o yaptı değil mi? Evet. Saçmalama abicim, saçmalama. Kıskanıyorsunuz siz beni. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Aa. Ben şunu dükkanımı asayım, oradan da eve kaçacağım. Hadi hayırlı akşamlar. Ha tabii canım, sen şimdi bir dünya buna para verdiğin için yengem bunu kafanda paralamasın diye dükkanı asıyorsun. Güzel taktik ha. Vallahi güzel taktik. Kıskanma amcamın oğlu. Bir kere yengen bu tablonun hikayesini duysa beni alnımdan öper, alnımdan. Ben bunu mahalleli, komşularım, öz hakiki durulmaz baklavaları, sanata, sanatçıya ne kadar değer veriyor onu görsünler diye dükkanımı asıyorum. Yahu sen sanata, sanatçıya, tarihe değer versen ne olur, vermesen ya ne olur. Siz kafayı ya yemişsiniz, yürüyün gidin hadi ya. Hadi ya şimdi. Amcamın oğlu, az önce 40 tane takla atıyordum bunu almak için. Ne oldu aha, şimdi? Aha. Parayı veren düdüğü çalar. Kıskanç. Tır yatak odasında üzerine yorgan çekip oturmuş. Tırnağını kemirerek göz ucuyla baktığı telefonunu aldı. Baş parmağı rehberdeki CK yazılı ismi. Tarık da odasında aynı şekilde parmağını rehberdeki CK isminin üzerinde tutarken anımsıyor. Sahil, Tarık'ın telefonu. Ekranda CK yazdı. Efendim? Aşkım. Itır. Itır, bu numara kimin? CK diye kayıtlı. Benim numara. Ben kaydettim. Arkasından geldi. Telefonda Itır diye kayıtlıydı. Ben de aldım, değiştim. CK ne peki? Canım karım. Aslında kodlamadan direkt aşkım diye kaydedecektim ama şimdi annem falan görür kızar. Saçmalama, hemen yazayım istiyorsan. Yok, önemli değil, böyle kalsın. Önemli olan burada yaz. Elini kalbinin üzerine sürdü Tarık, elini tutup kollarını açtı, sarıldılar. Ağla dönüş. Ayşen iki gözü iki çeşme yatağında yaslanmış oturuyor. Covid'inden telefonunu aldı. Şener'le bahçede çekilmiş fotoğraflarına bakıyor. Ay Şener ya. Şener'e yaklaşmış, kameraya öpücük atar gibi çektirdiği fotoğrafı yakınlaştırıp telefonu yatağa bıraktı. Yeniden alıp yaslandı. Kendi çektiği selfilerini hızlı hızlı geçiyor. Şener'in el sallarken yakaladığı pozuna bakıp telefonu göğsüne yasladı. Şener telefonunun yanında duran parayı keyifle alıp lastiklediği tomarı yanağının altına koyarak başını yastığa yerleştirdi. Mest oldu. Güneşin kızıllığı denize vuruyor. Mahalledeki insanların sabah telaşıyla hızlı hareketleri geçti. Itır'ın sarı badanalı ferah yatak odası. Kolunda mavi çiçek bir süs takılı gardırobun aynasında Itır uyuyor. Sol kolunun üzerinde gözlerini hafif aralayarak uyanıp telefonuna baktı. Bir mesaj bile atmamış eşek kafa. Gözü telefon ekranında, sağ kolunu yastığın altına alarak yattı. Aman da aman, aman da aman, pek güzel. Oh, ay renge bak, misler gibi kızım. Sahanı getirdi. Kızım Allah aşkına yeme şunu, otlama. Abla çok güzel olmuş, sen bunları süs diye mi yaptın? Süs diye yapmadım ama Sevda gelecek, Tarık gelecek. Hep birlikte yiyeceğiz yavrucuğum. Sigara böreği patatesle oynatıyor Tarık indi. Oğlum anneciğim, oturur musun birlikte? Yapma evlatçığım.
Anneciğim malzeme gelecek muayenehaneye, ben çıkacağım birazdan. Sevda odadan çıktı. Mıhlama var değil mi? Al işte. Var ya, odadan aldım kokuyu. Bana bak, hiç oturma, ya, hiç oturma, hiç oturma. Çatal bıçakladı kızım, yeme ortasından şunu. Ay kime diyorum ben ya? Ama ne haliniz varsa görün, çay içen var mı? Açık olsun. Benimle. Demli olsun anneciğim benimki. Hareketleri hızlandı. Hepsi masadaki patates, börek, yumurtalara saldırdılar. Her şey bitince Adile çayları getirdi. Eline sağlık Adile Sultan. Ay ablaların ablası, her şey çok güzel olmuş. Her şey, hele böreğe bayıldım. Adiloşum yine tavansın. Çay tepsisi elinde kaldı. Masayı silip süpürmüşler. Adile omuz silkip içeri nefes verdi. Şener kahvaltı masasında yumurta peynirle iştahla karnını doyuruyor. Müdür çaydanlığı getirdi. Yahu oğlum bir bekle ya. Bekle, kaçmıyor ya. Kaçmıyor bunlar ya. Herkes gelsin otursun, hep birlikte bir beraber bir kahvaltı yapalım ya. Allah Allah Allah. Itır nereye kızım, işin mi var, gidiyor musun? Evet baba, gidiyorum. Baroya gideceğim, kayıt yaptıracağım. Oradan da ofise, biliyorsun bir dolu iş var boyamaya. Bir çay koyayım, içer misin? Yok baba, içmeyeceğim ben. Oğlum bırak şu elindekini ya. Kalkar kalkmaz eline alıyorsun şunu. İki lokma bir şey ye, ondan sonra acacın okula gidiyorsun. Harçlık yetmiyor. Yetmez tabii. Tuncay telefonuyla oturdu. Itır kızım, termosa koyayım çayını. Orada sıcak sıcak içersin ha. İstemedi. Boş termoslar da amcanın hediyesi. Küflü müdür, bozuk mudur Allah bilir artık. Aşk olsun abi. Bohum termosu onlar. Bohum'dan getirdim ben, hatırlamıyor musun? Bohum termosun 12-13 yıl sıcak tutma özelliği var. Hadi oradan be. Yanar da ama bunlar. Sallama. Allah Allah. Abi vallahi bohum termosu farklı ya. Bohum termosunu da sıcak bir şey bırakıyor insanlar. Unutuyorlar mesela, tavan arasına kaldırıyorlar. Sonra yıllar sonra gidiyorlar, bakıyorlar koydukları şey hala sıcak yani. O derece meşhur ya. Bir de işte inci boncuğu meşhur biliyorsun. Ha, bunca zaman bohumda boncuk aradın yani. Şener'in gözler açıldı. Abi sabah sabah espri yapmasan. Neyse hadi yemeğini ye bir an önce. Kahveye git. Halit yalnız ona yardım edersin. Itır kulak misafiri oldu. Şener dondu. Tuncay yerinden kalktı. Abi iyi misin sen? Ateşin falan yok değil mi? Babacığım iyi misin? Bir şeyin yok ya. Yok iyiyim. Baba. Ne oluyor ya? Üçünüz birden Allah Allah. Kafayı mı yediniz? İyiyim, bir şeyim yok. Amcama dükkana git dedin az önce. Farkında mısın sen? Normalde kapısından geçirmezsin. Evet. Git dedim, farkındayım. Gitsin çalışsın. Gece bütün malzemeyi bitirmiş. Hiçbir şey yapamaz nasılsa. Ben gelene kadar dükkanı satmazsa tabii. Halit var gerçi ama bu kafaya koyarsa Halit'le birlikte satar dükkanı. Çırak artı dükkan diye. Abi aşk olsun ya. Vallahi aşk olsun. Hadi be, yapmadığın şey mi? Bana bak, bir an önce kahvaltını bitir. Git dükkana, bekle beni. Sakın dükkanı çırağa bıraktım falan diye kaybolma ortalıktan. Konuşacaklarımız var. Abi ne konuşacağız? Ortaklık falan mı? Sen git, ben anlatacağım sana. Hadi çabuk ol. Ekmekle peyniri ardı ardı ağzına attı. Allah işini rast getirsin. Bir tanecik oğluşum. Bana bak, oğlum istersen ben de geleyim. Şimdi oralar tozlanmıştır, pislenmiştir. Siliveririm. Gerek yok anneciğim. Daha önce defalarca silip süpürdün zaten. Sağ ol. Hadi kızım, bir ihtiyacın olursa beni ara. İki dakikaya orada olurum evvelallah. Tamam babacığım, merak etme sen, ben hallederim. Öpüşüp vedalaştılar. Kız, kız delirdin mi? Ne oluyor? Ya abla görmüyor musun şu havayı? Böyle masmavi gökyüzü. Güneş yavaş yavaş ısıtmaya başlamış. Ay artık mutluluktan mıdır nedir? Böyle her şey bir güzel görünüyor gözüme. Bir şey hariç tabii. Ne dedim ben sana? Akıllı ol, edepli ol, uslu ol demedim. Ne öyle? Rezil olduk. Ay mutluyum abla. Fena mı yani? İçinden mutlu ol. İçinden rezil olduk mahalleye be. Hadi yürü. Tamam, tamam. Ben çok geç kalalım, hadi görüşürüz. Hadi canım. Böceğim, hadi güle güle. Canım oğluşum, ihtiyacın olursa ara. Merak etme anneciğim, merak etme. Hadi uğurlar olsun kızım, hadi. Tuncay, sana da Allah sizin açıklığı versin oğlum. Sağ ol baba, hadi görüşürüz. Bana? Yahu Şener, sende zihin mi var ki açıklık verecek? Hadi, hadi oğlum, hadi. Yürü, yürü be, yürü. Ay abla. İşi de, işi de. Ay tamam, ayıp. Adile kapıya yönelirken Münir'le göz göze geldi. Münir omuzlarını dikleştirip sallandı. Adile göz ucuyla içeri girdi. Ya amca, ben biraz hızlanıyorum, geç kaldım. Akşama görüşürüz. Tamam tamam, görüşürüz. Ben kaçtım teyzeciğim, görüşürüz. Aa, teyzeş senin babandır, pis sırrı. Itır Şener'in Tarık Ayşe'nin kolundan çıkıp uzaklaştı. Ben de terziye gidiyorum.
Yeni diktirdiğim elbiselerimi alacağım. Sevda beklesene. Yol üzerindeki parkın Sevda. Yanından geçiyorlar. Ne oldu? Ne var? Ya kızım sen niye bu kadar büyüttün ki bu Feride meselesini? Bilmem. Neden acaba? Tamam. Şöyle yapalım. Belli ki sen aracı olmak istemiyorsun. O zaman ver kızın numarasını bana. Ben doğrudan halledeyim meseleyi. Git yoksa polise şikayet ederim seni. Beni taciz ediyor derim. Kime? Hulusi amcaya mı şikayet edeceksin? Hulusi amca! Aralarından geçip uzaklaştı. Ne oldu? Niye bağırdın öyle? Yok bir şey. Günaydın diyecektim. Hulusi şaşırdı. Günaydın. Tuncay arkasına bakmadan gidiyor. Sence de biraz abartmıyor musun meseleyi? Biraz öyle mi? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi Tarık? Bence git sen biraz kafanı topla. Böyle karına sahip çıkabileceğini, başını sokabilecek bir evin olabileceğini düşündüğün zaman karşıma gel. Yoksa bu iş olmaz ben sana söyleyeyim. Ne diyorsun kızım sen? Yok öyle karına sahip çıkabileceğin zaman falan. Yukarıdan konuşmalar. Benim de sabrımın bir sınırı var Itır. Adam akıllı konuşacaksan oturup konuşalım. Yoksa ne yaparsın? Sen de annen gibi gidip şiddete mi başvurursun hemen ha? Annemi karıştırma. Al işte hanım evladım. Ne? Ağzını topla istersen Itır. Ne toplayacağım ya? Yalan mı? Benimle evlenebilecek kadar yüreğin var ama gidip annene itiraf edebilecek kadar yüreğin yok. Öyle mi? Tarık, bizim seninle başımızı sokabileceğimiz bir göz odamız yok. Sen neden bahsediyorsun? Bu yaşına gelmişsin hala annenle yaşıyorsun. Konuşturma beni. Ben gidip kafamı toplayacağım. Sinirlenip arayı açan Itır'ı durdurdu. Öyle lafı ortaya koyup da gidemezsin hanımefendi. Beni dinleyeceksin. Hayır dinlemeyeceğim. Çekil git başımdan. Bak. Seni polise şikayet ederim. Peşime takıldı abuk sabuk şeyler söylüyor derim. Görürsün beni. Kimi? Hulusi amcaya mı? Evet. Hulusi amca. Tarık sessizce uzaklaşıp gitti. Ne oldu kızım? Bir şey mi var? Yok günaydın diyecektim. Günaydın. Ayşen! Kız bekle. Parkın içinde koştular. Kız ne oluyor ya? Dursana bir. Dünden beri tazıya döndüm peşinde. Neydi o hallerin dün öyle İlyas'a göz süzmeler falan? Sana ne? Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Ya sen benim neyim oluyorsun ha? Sözlün. Sözümüz var bizim. Hiç de bile. Sen o sözü verirken bile tek ayağın havadaydı senin. Yalancısın. Kızım böyle konuşma. Yarın bir gün abimle iş kuracağız. Ortak olacağız. Seni istemeye geleceğiz anlamıyor musun? Atma bir kere. Abin seninle işmiş yapmaz. Bırak benim peşime. Ölsem bırakmam. Kolundan yakaladı. Polis çağırırım. Çağır. Hulusi amca. Yeter yahu. Sana da günaydın. Sana da günaydın. Hepinize günaydın. Günaydın Hulusi amca. Pes vallahi pes devletin polisini bile bezdirmişsin. Kızım ondan değil o. Geçenlerde gözaltına aldı ya beni. İşte çok ağır abiler girmiş araya. Biraz azarlamışlar Hulusi abi. Saygıdan öyle yapıyor. Minibüse el kaldırdı. İlyas. Bana bak sakın binemezsin o minibüse bak. Bak bunu bana yapma lütfen rica ediyorum. Öyle bir yaparım ki. Saçmalama Ayşen. Sana da o ağır abilerle hayatta başarılar dilerim. Ayşen. Camdan çıkıp Şener'e uzandı. Karışma sen karışma. Binemezsin bu minibüse. İçeriden bana Ayşen'e kapıyı açtı. İn aşağı. Hayır, Ayşen. Minibüsün arkasından koşuyor. Ayşen yapamazsın bunu bak. Bas, İlyas. Günaydın. Günaydın. İlyas'cığım durar mı? Şu andan itibaren siz nereye emrederseniz oraya yaparım. Ya kuaför yolunun istiye beni orada atıverirsin. Emriniz olur. Ne demek? Sultanım, emriniz olur. Alemsin vallahi İlyas. Vites değişti, güldü. Ayşen omuz üstünden arkaya baktı. Gidelim. Koş. Pis. Şener hala koşuyor. Ayşen gülerek döndü. Feridun bir sepet ekmeğin başına oturmuş. Birini yaralamış ya yiyor. Ya Zeki abi ya. Rica etsem kahvedeki 3 tane kuş bunu söyler misin? Kuru kuru gitmiyor. Burada kaldı ya. Feridun. Sen bu ekmekleri markete almıyor musun oğlum? Evet abi bizim market alıyorum. Yarısını yedin ulan. Ya annem 30 tane istiyor. Ben 35 tane alırım her ihtimale karşı. Böyle çıtır çıtır böyle sıcacık olunca böyle Feridun Meniye diyorlar çünkü bunlar. Megafona bastı. Halit Özdurulmaz baklavacısına 3 kuş burnu bir çay. Metin fırından çıktı. Halit çaylar 2 oldu. Birini fırına yazıyorsun fırına. Aşk olsun amcaoğlu ya. Ya bir çay ısmarlayacaksın ya. Bu kadar da pintilik olmaz ki. Müşterinin yağlısı sende aslanım.
Bir kere de sen ısmarlayıver. Ya Zeki abi ya, bana oradan iki porsiyon kuru baklava versene. Canım çekti be. Heh, amcaoğlu bak, sıramı saldım ben. Bak, müşteri senden bir şey istiyor. Hadi bakayım, hadi bakayım. Ekmek, kuşburnu, baklava. Manyak mısın oğlum sen? Hastalanacaksın lan. Haklısın abi. O yüzden sen bana üç porsiyon sütlü Nuriye çek. Hem sütlü tatlı yani. Mideye bir şey de yapmaz. Evet. Hafif. Arkadaş, olmaz ya. Bir gün bu İstanbul'da çöp sorunu olursa seninle çok rahat aşarlar bu sorun. Ben sana söyleyeyim. İstanbul'un bütün çöpü seni mideye dolar. İstanbul'da rahat eder, sen de rahat edersin ya. Ya amcaoğlu, çöp demişken aklıma geldi. Demin gelirken fark ettim. Çöpte senin tabloyu gördüm. Hayırdır, ne oldu ya? Hiç sorma amcamın oğlu. Yengen tablodaki ipleri görünce anladı tabii. Makara ipiymiş meğerse. Benim oğlan da girdi internete. Zülfü Ziya, Tatavlalı Ahmet, Arif, hepsi palavraymış. Tabii yengen bir de tabloya verdiğin parayı duyunca çok sinirlendi. O sinirle attı çöpe. Ama ben bunun hesabını o Şener'den soracağım. Geçireyim elime. Bacak kadar çocuk senden daha akıllı be. Ya hiç olmazsa internete giriyor, bakıyor nedir ne değildir, araştırıyor ya. O dilden en çok ne koydu biliyor musun amcamın oğlu? O vatan evladı, vatansever, vatanperver, dembaba. O da palavraymış, iyi mi? Oo, İlyas abi tavernaya çevirmiş birisi. O ne o? O İlyas'ın yanındaki Ayşen mi ya? Aa, vallahi Ayşen abla. Aferin İlyas'a. Zeki, iddia bana dönüyor oğlum. Belli olmaz aslanım o işler. Daha çok şey değişir, çok. Ay ben inerim. Şener hızını alamayıp minibüse çarptı. Lan, Şener! Ay İlyas'cığım, zahmet oldu. İlyas'ın elini tutup indi. Estağfurullah. Yine çıkarken bir haber ver, ben gelir alırım seni, götürürüm yine yani. Tamam, olur. Olmaz. Ben götürürüm seni. Pardon da sen kim oluyorsun? Sözlün. Ben kimseye söz verdiğimi hatırlamıyorum. Sen benim parmaklarımda yüzük görüyor musun ha? İlyas, parmaklarımda yüzük görebiliyor musun? Yok sultanım, sen ne diyorsan o zaten. Sultanım mı? Gitti bizim iddia. Ulan Şener, aynı gecenin sabahında iki kez yaktın beni. Kaçma ulan, gel buraya, bitireceğim lan seni. Oğlum ağzını burnunu kırarım lan senin. Zeki aradan yakasını yapıştı. Ver lan paramı, dolandırıcı herif, paramı ver. Ya bir saniye, Zeki'cim bir şey konuşuyoruz şurada. Ne oluyor oğlum, sana ne yaptı gene? Ya tablo sahte çıktı. O Tatavlalı Ahmet, Arif, Yusuf Ziya Paşa hepsi palavraymış. Söyledim mi ben sana bunu? Dün bana diktirdiğin tablo mu? Ne? Sana mı diktirdin? Evet. Ben biliyordum zaten, dolandırıcı. Bir dakika Zeki'cim, bir dakika. Bay bay. Ben gelip alacağım seni ha. Ha ha, alırsın. Alırsın beni. Alırsın. Sana ne oluyor oğlum? Şener. Bak ağzını burnunu kırarım. Şener, Şener ya, bak benim paramı ver. Vallahi döverim. Çok pis döverim bak. Bir dakika Zeki ya. Böyle olmaz. Bir saniye, ne oluyor ya? Zeki ile arkasındaki İlyas'a baktı. Oğlum ağzınızı burnunuzu kırdırtmayın bak. Lan, parmağını sallayarak kaçıyor. Metin, yakala Metin. Halit'e çarpıp bardakları devirdi. Bu nasıl komiserim? Komiserim. Komiserim. Günaydın tamam. Sana da günaydın, sana da günaydın, sana da günaydın. Hepinize günaydın. Alayınıza günaydın. Gelmişinize, geçmişinize, yedi sülalenizin cümlesine günaydın. Tamam mı? Oh, günaydın. Zeki şaşırıp arkasından bakarak dükkanın önüne geçti. Ne oluyor ya? Ne dedim ki ben şimdi? Niye bağırdı öyle? Ya sen boş ver Hulusi komiseri, iddiaya gel. İlyas finişe yakın. Ne diyorsun? Ya hiç sormam camın oğlu. Dolandırıldığıma mı yanayım? Yoksa iddiada bu herifi desteklemek zorunda olduğuma mı yanayım? Vallahi şaşırdım ya. Ya öyle bir battım ki battıkça dibe gidiyorum. Benim iddia benim. Ayşen malzemeleri hırsla kutuya atıyor. Ayşen, ne oluyor dışarıda? Şener abi miydi o bu ara? Aşkından sürünüyor zavallı. Asfalt manyağı oldu be, asfalt. Ne oldu, ne yaptın yine? Ya aşk olsun Emel ya. Ben mi yaptım yani? Sen beni tanımıyor musun? Yıllarca bu manyak beni süründürdü. Ama ben biliyorum ona yapacağımı. Sıra bende. Görecek o gününü. Ya tabii mutlaka hak etmiştir de sen ne yaptın? Şimdi en önemli silahımı kullanacağım. Neymiş o? İlyas. Emel anladım der gibi üstten üstten başını salladı. Abilerim selamünaleyküm. Kahveye girdi. Oo, kimler gelmiş damat, ne haber? Halit masadan başını kaldırdı, Tarık gözlerini belertti. Damat? Kim? Ne bileyim abi, sen dedin. Kime? Ben de onu soruyorum. Neyi? Damat dedin ya demin. Niye? Ne bileyim abi,
Ben ne dedim ya? Damat. Bu damat kim oğlum? Ne bileyim abi? Nasıl ne bileyim ya? Şu Tarık gitsin illaki konuşacaksın. Gerçeği söyleyeceksin. Kim bu damat? Ne gerçeği abi? Ne diyorsun sen ya? Ne gerçeği? Oğlum ortaya bir laf atıyorsunuz, geri çekiliyorsunuz ondan sonra. Niye bulandırdın ortalığı? Kim bu damat? Halit korkuyla titredi. Damat nereden çıktı abi? Söyleyeceksin. Konuşacaksın. İt misin, kopuk musun? Nesin? Kim bu damat? Kahretmesin ya. Ne damadı ya? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Geldim burada oturuyorum ya. İmdüzenimi bozuyorsunuz. Ama bir laf atıyorsun. Gazeteyi kalemi topladı kalktı. Damat kim? Tarık'ın önünden tırsak ürkek geçip çıktı. Adamın aklını alırım ben böyle işte. Hoş geldin Tarık, gel. Abi gözünü seveyim, bir dahaki sefere daha dikkatli ol, ne olur ya. Tamam tamam, otur. Çay içer misin? Dur abi, içerim. Ah, sen şimdi. Kaşık almışım, dur ya. Tezgaha gitti. Al bak. Annemle birlikte yaşıyormuşmuşum, bana diğere bak. Sanki ben ev tutmaktan kaçıyorum. Daha yeni geldik, bir dur bakalım, bir bekle her şey, allak bullak. Ne oldu ya? Itır'la kavga mı ettiniz siz? Kavga değil de tartıştık abi biraz. Olabilir, olabilir. Bu insanlık hali hepimizin başına geliyor. Ben de teyzenle tartıştım biraz. Anlatsana, ne oldu? Hayırdır? Abi dün şu evlilik meselesini annemlerle konuşalım diye kararlaştırdık. Aman ha! Tarık gözünü seveyim. Beni karıştırmayın. Bak bu şahitlik işini karıştırırsanız ben yanarım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Abi bizi öğrendikleri anla seni gözleri görmez herhalde. Yani şahidiniz kim diye soracak halleri yok. Doğru. O da doğru, evet. E tamam, söyleyin gitsin o zaman ya. Nasıl söyleyelim abi? Dün olanları gördün işte. Annem tabloyu geçirdi Münir babanın kafasına. Allah'ım, onu hatırlatmasan iyiydi ya. Vallahi cinlerim tepeme çıkıyor onu düşündükçe. Neyse abi, senin de canını sıktım sabah sabah. Ben şu çayımı içeyim de muayenehaneye geçeceğim. Tamam ya. Tarık, aslan kardeşim. Yeğenimin yakışıklı kocası. Yavuklumun karizmatik yeğeni. Bak şimdi anladığım kadarıyla senin bu kadınlarla aran pek iyi değil. Yani nasıl davranacağını, ne yapacağını bilemiyorsun. Doğru mu anlıyorum? Doğrudur abi. Doğru. Ya ama abi de deme yani artık yani. Amca da ne bileyim hani aslında enişte de yani. Enişte daha iyi. Şimdilik abi iyidir. İkisini de söyleyeceğim zamanlar gelecek elbet abi. Tamam. Bak şimdi. Sen şimdi yani Itır'la aranın iyi olmasını istiyorsun değil mi? İyi geçinmek istiyorsun. Yani. Ha, ha. Şimdi o zaman benim dediklerimi dinleyeceksin yani. Kadınlarla ilişkinde her şeyden önce sen geminin kaptanı olmasını bileceksin. Yani kaptansan dümen senin elinde olacak bir kez. Ondan sonra istediğin yere sür gemini. Bir kez ne söylüyorsa onun tersini yapacaksın. Çünkü aşkla nefret böyle at başı giden duygulardır yani. Kadının oralarda kafası karışır yani. Bir taraftan senden nefret ediyor gibi olacak. Ama bir taraftan da deli gibi aşık olacak sana. Orada kadın şey yapamaz yani. Çözemez olayı. Yani seviyor mu, nefret mi ediyor, işte o deli gibi bir kapılır, aşık olur falan. Yani benim teyzenin üzerinde yıllardır tesirli olmamın sebebi budur yani. Ben başka bir yol bilmem, onu söyleyeyim. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an var ya, ciddi anlamda evliliğimi kurtardın sen. Vallahi mi diyorsun ya? Ha? Yapacak mısın söylediklerimi? Hayır abi, tam tersini yapacağım. Düz mantık. Sen bu taktikle 20 yıldır sallantıdaysan demek ki ne yapmak gerekiyormuş? Tam tersini uygulamak gerekiyormuş. Haydi görüşürüz abi. Tamam tamam, istemez bir şey. Sen bu mantıkla 20 yıldır sallantıdaysan tam tersini yapmak gerekiyormuş. Tarık'ın verdiği bozukluğu cebine attı. Abi. Efendim Aslı? Şevket abi gördün mü bugün? Dükkanında mıydı? Yok. Görmedim vallahi, bilmiyorum. Neredeymiş? Abi kolay gelsin. Vay hekimim, hoş geldin. Ne haber abi, ne var ne yok? Eyvallah be Tarık'ım, çalışıyoruz işte. Sen ne yaptın? Muayenehane işlerini hafifledin mi? Bak yardıma ihtiyacın olursa söyle abine ha. Yok abi, hallediyoruz biz kendi çapımızda, sağ ol. Abi ben senden başka bir şey rica edeceğim. Estağfurullah koçum, rica ne demek? Söyle. Abi benim 1+1 bir eve ihtiyacım var. Mümkünse eşyalı. Ha bir de mahalleden uzak olursa süper olur. Malum biraz kafe dinlemek istiyorum. Ha, öğrenci evinden geldikten sonra annenin evine sığamadın değil mi? Bir dakika, Adile ablanın bu işten bir haberi var mı? Yok, yani şimdilik. İleride söyleyeceğim, sen yine de bir şey söyleme. Tamam, sen merak etme, söylemem. Abi böyle küçük, romantik, sıcak bir ev olursa... Romantik? Tarık? Yani abi romantik derken şirin manasında. Küçük bir ev. Hani böyle kutu gibi derler ya, o bakımdan. Diş mi çekeceksin Tarık? Omzuna vurdu. Yok abi, ne dişi, saçmalama.
Dişler hapse mi yaptı? Tarık. Abi gözünü seveyim biraz sessiz lütfen. Ne işler çeviriyorsun Tarık? Tamam abi boş ver. Unut sen. Evimi istemiyorum. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Dur dur dur. Gel gel gel. Elimde tam istediğin gibi bir ev var. Ama ev sahibi biraz arıza yapıyor. Bekara ev vermem diyor. Bekar deme o zaman abi. Ne diyeyim Tarık? Ne bileyim abi evlilik hazırlığında falan da istersen. Evlilik hazırlığında? Nişanlı gibi. Nişanlı gibi? Sözlü. Sözlü mü? Başka da bir şey gelmiyor aklıma abi. Tamam tamam. Ben adamla konuşurum, işi hallederim, sonra sana haber veririm. Eyvallah abi, çok sağ ol. Haber bekliyorum ben sana o zaman. Tamam tamam, yakında haber veririm. Tarık! Ulan oğlum. İmalı sırtıyor. Ulan bizden kaçar mı oğlum? Ulan Tarık ne adamsın ya. Mahallenin denize çıkan sokaklarının kuş bakışı manzarası. Yut 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 aç ağzını oğlum. Tanju ve Rıçan tatlı yiyorlar. Kocaman aç şu ağzını. Hadi bakayım aslanım. Oğlum hızlı çiğne, hızlı çiğne. Hadi 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 hadi. Ya baba ya o kadar hızlı yiyemiyorum. Konuşma. Akşam gelirken fıstıklı baklava getir baba demeyi biliyorsun ama. Ye. Aslanım Tanju. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz bu ocaksız çocuklar? Aklınız mı gitti sizin ya? Bir şey olmaz. Baklavadan kim boğulmuş bugüne kadar? Hadi bakayım. Hadi hadi yut yut yut. Dur lan. Bir fıstık vurmaya iki baklava veririm okey mi? Okey. Şöbiyet kaldı mı ulan sende? Durum oğlum yuttum hepsini. Al baklavaları ver vurmayı. Tabaklarındakileri değiştiler. Hop 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 hop. Ne oluyor oğlum? Değişmek yok. Ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın oğlum. Bana bak. Kural hatası var. İzin vermem ben buna. Bana bak. Siz burayı yarışmaya mı geldiniz? Keyif çatmaya mı? İtiraz ediyorum. Böyle olmaz. Şşş. İlyas. Baklava yer misin birader? Çok güzel ha. Yok abi sağ ol. Allah aşkına ye. Ya yemeyeceğim. Ne yiyemezsen yeme valla. Kendi ya, yedi. Ya Yamunoğlu ne yapıyorsun ya? Kural ihlali var burada. Ne demek abi? Yok hile var. Kabul etmiyorum. Ya saymazsan sayma be. Allah Allah. Nasıl olsa biz kazandık. Nereye siz kazandınız ya? Burada kural hatası var. Olmaz. Ya kural hatasından kime ne? Ben bizim olana dün akşam söz verdim. Sana beleş tatlı yedireceğim yarın diye. Kupayı biz aldık. Artık gerisini sen düşün. Ye oğlum ye. Hı. Ama getirdim olmaz ki ya. Olur mu öyle şey ya? Olmadı ki abi. Lan bu, Rıdvan lan, tabakla kaçma. Gitti. Lan, insan babası ne yapar mı bunu be? Akşam alacağım o baklavanın parasını anandan. Vay be. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Ya Zeki hayırdır oğlum? Senin oğlan niye kaçıyor öyle? Seramani'den. Babası beşi bir yerde takacak da o yüzden kaçıyor. Soracağım ben bunların hesabını. Soracağım. Hatta bu baklavaların parasını senden alacağım. Sana yazıyorum. Senin hesabını yazıyorum. Ödersem şerefsizim. Ya beyler ayıptır ya, yazıktır. Bu çocukları yarıştırmayın böyle ya. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu? Ha onu diyorum abi, yarıştırmayın çocukları. Günah diyorum ama yok, kime diyor ya? Yani? İlyas birader hadi diyelim onların işi gücü yok. Sen niye buradasın? Gitsene durağına. Ha yok be abi, ben Ayşen'i bekliyorum. Erken çıkarsa onu alacağım, bırakacağım da. Hani o Şener gelip de salça olmasın kıza diye. Ha aldım haberini. Bugün Ayşen'i sen bırakmışsın kuaföre. Aynen. İyisin iyi. Ay, hiç sorma abi yani öyle el ele tutuşmalar, bakışmalar, İlyas'cımlar falanlar filanlar yanıyor ortalık. Vay vay vay. Yakında düğüne beraber gidersiniz ya, artık. Yok be yok artık. Alt tarafı bir el ele tutuşlar, ne düğünü? Ya yok be abi, düğün değil, daha oralara gelmedik. Onlar konuşulmuyor. Oğlum senin düğünden bahsetmiyorum. Tarık'ın düğününden bahsediyorum. Ne? Ne? Evet. Nasıl yani? Tarık evleniyor mu ya? Vallahi evlilik hazırlığında gibi geldi bana. Daha doğrusu nişanlı gibi, sözlü gibi. O da daha tam farkında değil ama bana sorarsanız flörtten bir tık üstte. Ha, cici mayı yani. Ha, aynı sen işte. Cici ayı. Çok komik. Güzeldi ama şimdi kusura bakma. Kim söyledi sana, kim söyledi abi? Kendisi söyledi oğlum. Laf aramızda ev bakıyor. Yok artık. Yemin ederim. Bence bayağı bir acelesi var. Hemen olsun bitsin istiyor bu iş. Ya ben size söyleyeyim, bugün yarın biz bu Tarık'ı evlendiririz. Bak yazdım buraya. Yok ya, o işte bir yanlışlık vardır. Yani Münir babayla ortaklıktan ayrılıyorsa hani muayenehane falan açacaktır ya. Eşyalı istiyor, ne muayenehanesi? Vay anasını Tarık'a bak, kaşla göz arasında ne işler çeviriyor çatal. Peki kız kimmiş? Züccaciye. Vallahi kim olduğunu göremedi. Bu gözlüklerle zaten gözlerim de bozuk. Kadın mı erkek mi ancak onu ayırt edebildim. Yani olmadı ki şimdi. Kim olduğunu göremediysen bir haber değeri yok ki bu dedikodunun. Yani en azından bir robot resim çizsen. Ayol ben diyorum bekarım, sen diyorsun çoluk çocuk nasıl? Nasıl çizeyim robot resmini? İyi de Leman ablacığım, yani ben bu haberi kamuoyuyla nasıl paylaşayım? Yani benim de bir şanım, şöhretim var sonuçta. Ben her önüme geleni öyle dedikodu diye yayamam ki. En azından bir sima tarifi lazım. İşte uzunca bir kız. Heh. Böyle saçları da belinde. Ne renkte o saçlar? Sarı. Sarı ama böyle kızıla çalıyordu. Ha, Esmer'le de halay çekiyordu diyorsun yani.
Ablacığım o nasıl bir tarif öyle ya? Ayol sen de dedikodu beğenmiyorsun yani. Tarık gelmiş kıza böyle sarılmış. Kız da başını Tarık'ın omzuna koymuş, el ele oturuyorlar. Elindeki toz fırçasının sapını omzuna attı. Desene mercimek fırına. Düğün bugün olmazsa yarın. Vallahi biraz zor evlenir. Aa, o niyeymiş? Ay niye olacak? O Adile cadısı insana günahını vermez. Ay kaldı ki oğlunu verecek. Görmüyor musun Ayşe'nin? Kurudu kaldı kız zavallı o kadının yüzünden. Ya ablacığım o başka, bu başka. Hem kız su gibiymiş. Yapma ya. Ateş kızılı saçlar, deniz mavisi gözler, elma yanak, kiraz dudak, alımı alım, çalımı çalım. Ahmet evet. Eridi. Deme ya. Vallahi ben görenlerin yalancısıyım. Yakışır Tarık. Sen bizi mi dinliyorsun haytan? Yok anne bu rafları böyle... Şey başlarım yok. Şimdi senin rafından bafından ha. Al şunu bakayım Sami'ye götür. Ha bir tane de gazoz istemiş. Kaşarlı ekmeği pakete sardı. Anlata anlata bitiremediler kızın güzelliğini Mürüvvet abla. Ay vah vah vah. Yazık olacak kızın güzelliğine desene. O Adile cadısı çenesiyle 10 güne kalmaz kızın belini kambura, yüzünü de tambura çevirir vallahi. Yalnız Adile ablanın haberi yok galiba. Yani şimdi aramızda kalsın olur mu? Aman umurumda bile değil o kadının gelini. Şişt, bana bak. Ay kız nerede tanışmış bunlar acaba? Aynı okulda tanışmışlar. Kız da dişçiymiş. Esmer, uzun saçları olan böyle yakut yeşili gözler. Yabancı artistlere benziyormuş. Hatır abladan da mı güzelmiş ya? Orasını bilmem oğlum. Ama? Sevdanın güzelliğine yakın güzelliği olduğu söyleniyor. Tarık abiye bak ya. Abi turnayı gözünden vurmuş desene. Sandın oğlum. Bak lisede... Benden sonra en yakışıklı adam Tarık. Berber Sami gazozu püskürttü. Oğlum ne yaptın ya? Bak tsunami etkisi yarattın yine sokağın ortasında. Ayşe, abi kusura bakma ya. Sen böyle Tarık abiden yakışıklıyım deyince bir komiğime gitti. Ne var aslanım? Lisede kızlar benim peşime kuyruktu. Ben tabii esnaflığı seçince saçları kestirdim, jöleyi bıraktım. Sen bir de beni jöleli gör. Ahmet abi. He. Jöleyle tip düzelseydi bu camda berber yerine ne yazardı? Ne? Estetik cerrah yazardı abi. Tamam şimdi benim kafamı karıştırma. Bunlar bizim aramızda sır tamam mı? Kimseye tamam. Söylemek yok. Aynen. Sen de tabii bu sayede damat tıraşından cebi dolduruyorsun ha. Burası şişiyor böyle. Cebini gösterdi. Düğün ne zamanmış abi? Ne? Hadi canım. 2 hafta sonra mı evleniyormuş Tarık? Vallahi abi ben de söyleyenin yalancısıyım. Süleyman'ı tıraş ediyor. Bize böyle bir bilgi gelmedi. Normal abi. Ya Süleyman abi kim evlenmeden önce karakola haber veriyor? Ya kes tıraşı berber. Ukalalık istemez. Kanunun prosedürü ben senden daha iyi bileceğim tabii. Devlet memuruyum ben. Estağfurullah abi ben şaka olsun diye şey ettim ya. Ya nezarethaneler şakacılarla dolu Sami. İstiyorsan aldırayım seni içeri ha? Sabaha kadar gülmekten bayılırsın. Yok. Yok yok abi eyvallah ya sağ olasın. Anlat anlat. Kimmiş kimlerdenmiş bu kız? Vallahi abi Tarık abinin hastasıymış. Yani tabii hastası olacak. Artist gibi çocuk. Usturayı yüzünden çekti. Süleyman abi gerçekten hastasıymış. Ta muayenehane açılmadı. Nereden hastasıymış bu kız Tarık? Karakol önü. Staj yaparken tanışmışlar amirim. Ama çok vefalı çocuk şu Tarık. Nikah şahidi sizi yapacakmış. Kendisi mi söyledi? Yok duyum aldım ben. Zaten herkesten gizliyorlarmış amirim. Hem bilirsiniz benim istihbaratım sağlamdır. Ha bilmez miyim? Bir James Bond bir sen. Teveccühünüz amirim. Yıldırım nikahıyla evleniyorlarmış. Başlatmışlar işlemleri. Emin misin Süleyman? Vallahi ben duyduklarımın yalancısıyım komiserim. Zaten bütün mahalle bunu konuşuyor. Allah Allah. Benim niye haberim yok bundan? Hulusi şaşkın. Tarık evleniyormuş yakında düğün var. Haberin var mı? Duydun mu? Duymadım. Kız çok güzelmiş. Dişçiymiş üstelik. Düğün hazırlığına başlayalım. Zaman çabuk geçiyor. Çok çabuk geçiyor. Bunu Tarık evleniyormuş ya. Mahallede herkes bir köşede gruplaşmış. Sorma ben de. Atın eşofmanlarını giymiş, saçları toplu, duvar boyuyor. Tarık içeri girdi. Arkasından sarılıp kendine çekti. Tarık. Ya sırnaşma. Tamam, özür dilerim. Kalbini kırdım, affet. Bir kere öpeyim, barışalım hadi. Hayır, sırnaşma. Itır biraz fazla abartmıyor musun? Yani sanki seni aldatmışım gibi davranıyorsun. Bu ne trip? Ay
Tarık'cığım sen beni aldatmış olsan ben sana trip atmazdım ki. Böyle direkt hastaneye, mahkemeden Cenk gönderirdim. Hastaneye mi? Evet. Yani mahkemeden önce İlyas'ın minibüsüyle senin üstünden geçip seni böyle ezeceğimden... ...Celbi de hastaneye göndermek zorunda kalırdı. Yok daha neler. Hem sen hiç bana kıyabilir misin? Sen hele bir beni aldatmayı dene. O zaman görürsün kıyıyor muyum, kıymıyor muyum? Hadi abartma artık. Elini tuttu. Bir kere öpeyim Barış'ı. Hem zaten bir daha bu fırsat zor elimize geçer. Rulo'yu bıraktı. Babamları açıklama fırsatı da elimize bir daha zor geçer Tarık'cığım. Ya kaç kere anlatacağım. O an durumu kurtarmak için öyle yaptım. Ya ben istemez miyim her şeyi açıklayalım ama o an doğru bir an değildi işte. Tamam, şimdi de benim için doğru bir an değil. Ya bırak birazcık beni, hadi iş yapayım, kafamı dağıtayım ben. Kovuyor musun beni? Tarık biraz yalnız kalmak istiyorum. İyi. Ben gideyim o zaman. Lütfen. Tarık bozulup yüzünü astı. Itır kapıdan girişteki duvarın yarısını koyu bej rengine boyamış. Devam ediyor. Tarık kapıya kadar küçük adımlarla yürüyüp durdu. Itır. Ben seni çok seviyorum. Gözleri birbirlerine kilitlendi. Bunu yalnızken düşün, tamam mı? Ya şimdi gidip boynuna sarılacağım. Saçmalama Itır. Hemen yelkenleri suya indirme. Dayan biraz. Yutkunup toparlandı. Duydun mu? Duydum. Bir şey söylemeyecek misin? Söyledim ya, yalnız kalmak istiyorum. Tarık çaresiz kabullenip arkasını döndü. Itır yüzünü asıp omuzlarını düşürerek Rulo'yu indirdi, arkasından bakıyor. Mahalle muhtarlığı 124 numara. Nikah için başvurmuşlar. Senden nüfus örneği falan almadı mı Tarık? Yo, almadı. Zaten Tarık İzmir'e okumaya giderken kaydını götürmüştü. Geri de getirmedi zaten. Allah Allah. Şükriye, hı. Adile sana bir şey söylemedim. Yo, söylemedi. Ben de Perran'dan öğrendim zaten. Canıma bir şey söylemeyince sormayayım dedim. İyi etmişsin. Kesin bilgi olmadan ortalığı bulandırmayalım. Bence de. Tarık'la konuşalım bence. Hadi konuşalım tabii de açık açık sorulmaz ki bu. Belki utanır çocuk. Çocuk? Neyse, bak şöyle yapalım. Ağzını arayalım. Niyeti varsa söyler zaten. Kahve. Yahu daha ne kadar açık anlatacağım? Itır'ın bürosu için yapacağım açılışta ayağımın altında dolaşmanı istemiyorum. Tamam abi ya. Allah Allah. Profesyonel desteği reddediyorsun yani. Aman ya, sen misin profesyonel destek? Evet. Ne oldu? Beğenemediniz mi? Hadi yürü git Şener, açtırım ağzımı şimdi. Tamam abi. Biz de bakarız o zaman şey... Adile abla Oscar töreni gibi açılış yaparken biz de ne yapalım? Yani daha sonra gelir ağlarsın omzumda. Şener biz ne yaptık diye. O zaman o konuşuruz, görüşürüz. Yapar vallahi. Diplomayı boynuna asıp gezen deliden her şey beklenir. Abi sırf sana inat yapar vallahi. Sen söylemedin mi kadın zır deli diye? Vallahi açılışa bakan getirirse kurdeleyi kesmek için şaşırmam yani. Yok ya, o kadar da değil. Abi ne diyorsun ya? Kadın, sen söylüyorsun kadın her şeyi yapar. O kadının kafası yerinde değil, delidir diye. Canım bizim de elimiz armut toplamıyor ya. O deliyse ben ondan daha deliyim. Bana bak Şener, kalkabilir misin bu işin altından? Abi ne diyorsun sen ya? Böyle konuşuyorsun, vallahi inciniyorum ya. Ya ben Almanya'dayken sen hatırlamıyor musun? Altınay'ı organize eden ekibin içindeydim, komitedeydim ben ya. Aman ya bırak Allah'ını seversen. Sen yine havada atıp tavada yemeye başladın. Bırak, boşver, vazgeçtim ben. İstemiyorum. İyi tamam, sen bilirsin abi. Yani kız senin, keyif senin yani. Biz de Adile abla açılışı yaparken havai fişekleri patlatır. Cumba'dan böyle çayımızı alırız. İçe içe onu seyrederiz yani. Ne yapalım? Çay bardağı dudak ucunda kaldı. Bana bak. Kaça patlar bu? Abi senin için bir... Yani 10.000'e falan kurtarırız gibi geliyor. Ne? Oo, çok pahalı, ben yapamam böyle şey. Yok, istemem. Tamam canım. Yani 10.000 dediysek piyasaya 10.000. Sana mı 10.000? Sen bizim abimizsin, ayağın alışsın. Sen 7.500'e falan çıkarırız herhalde. Yok canım, o da pahalı. Olmaz öyle şey. Abi tamam, zarar mı edelim ya? Ne yapalım yani? Sen kolay mı sanıyorsun bu organizasyon işlerini ya? Tamam, ver biraz. Avans ver de bari. Sonrasını hesaplaşırız. Ben şey yaparım, hallederim sana hesapları. Bir bir çıkarır veririm ya. Biraz avans ver, 2.000 ver, bir şey at. 3.000 ver.
Ver. Münir'in cebinden çıkarıp saydığı paralara bakarken sabırsız elini uzattı. Ben halledeceğim, sen merak etme. Ver biraz daha ya. Sanki kendim için şey yapıyorum, istiyorum yani. Şş, bana bak. Kimsenin haberi olmasın he. Özellikle o Adile cadısı duymasın. Vallahi duyarsa paraya acımaz, evi satar, yatırır bu açılış işine. Şener ağzına fermuar çeker gibi yaptı. Aile sırrı. Nereden ailen oluyormuşuz biz senin? Abla niye öyle diyorsun ya? Yarın bir gün bakarsın resmen damadın olurum senin. Ben de sana verecek kız yok oğlum. Ayşen ne oluyor? Avucunu yala avucunu. Sen rüyanda görürsün Ayşen'i. Bana bak hadi ne diyeceksen de yapacak bir sürü işim var içeride. Bahçe kapısından dışarıyı kontrol etti. Abla, benden duymuş olma da benim öz abim senin kuyunu kazıyor. Adile dikkat kesildi. Vay alçak adam vay. Acaba gene neyin peşinde? Bilmiyorum, anlamıyoruz. Ama Itır'a açılış mı yapacakmış, ne yapacakmış? O Adile denen deli kadın görür gününü dedi. Kusura bakmayın, ben onun ağzından konuşuyorum. Allah Allah, Allah Allah. Hayır, adamın işi gücü benle uğraşmak hayret. Evet, yani yatıyor Adile, kalkıyor Adile. Kalkıyor Adile, yatıyor Adile. Takmış sana, biz anlamadık yani ne oluyor. Başka derdi yok sanki adam. Şener, sen gene bir şeyin peşinde değilsin değil mi? Abla vallahi ayıp ediyorsun ya. Ha ben ayıp ediyorum. Ha çok güzel bu. Sen beni dolandırıp o dükkanı satıyorsun. Kelaynak Münir'le ortak ediyorsun. Sonra beni ayıp ediyorum. Hadi oğlum hadi işine hadi. Ne yaparsanız yapın beni hiç ilgilendirmiyor. O Münir de ne halt ederse etsin onunla da hiç ilgilenmiyorum. İyi abla tamam. O zaman ben abimin sipariş ettiği şeyler var. Havai fişekler, onları alayım. Sonra da Ankara'ya yolculuk var zaten. Gene mi kovdu seni bu adam? Yok canım, öyle bir şey değil. Bakanın özel kalem müdürüyle görüşmeye gidiyorum. Bakan açılışa gelecekmiş kurdele kesme. Bakan. Atma Şener. Koskoca bakanın ne işi var o kıtipiyoz Münir'in açılışında? Abla öyle deme, vallahi geliyor adam yani. Resmen geliyor adam ya. Abimin askerlikten arkadaşı mıymış, neymiş? Ha, bana bak Şener. Yalan söylüyorsan. Vallahi bak yalan söylüyorsam iki gözüm arkamda kalsın. Ellerim kollarım kırılsın, içim dışıma çıksın. Ay tamam tamam, ne diyeceğim sana. Mesela şimdi diyelim ki böyle bir açılış. Havai fişek falan ama. Kaça mal olur sence? Tahmin yürütür havaları takındı. Abla bir 10.000'ini alırım be. Ama güzel olur bak. Vallahi güzel olur. Yuh. Ben oğluma diş hekimliği okuturken harcamadım o kadar parayı be. İnsaf. O kadar ucuza mı okudu bu çocuk ya? Tabii. Allah. İyi o zaman tamam. Ver bir şeyler ya, at bir şeyler yani. Komşuluk hakkı var. Ben kendim için yapmıyorum ki. İyi, iyi bekle, bekle. İçeriden cüzdanını alıp çıktı. Adile paraları çıkarırken Şener'in eli öne doğru gitti gitti geldi. Al. Abla ver bir şey daha ya. Bir tane daha ver ya. Vallahi yetmez kurtarmaz bunlar ya. Tamam abla sen olmuş gibi tamam. Hadi bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. Bahçeden çıkıp demir kapıyı dikkatlice kapattı. Kuaför. Yok canım ya, olur mu öyle şey? Yani ben hayatta inanmam Tarık'ın öyle bir şey yapacağına kesinlikle. Ya zaten nereden çıktı bu söylenti ben anlamadım ki. Ay Perhan da benim ağzımı aramaya çalışıyor. Aslı var mı diye. Kız Emel neredeyse ağzımdan kaçıracaktım. Vallahi zor tuttum kendimi. Ya onun gözü Itır'dan başkasını görür mü canım? Emel dikkat dağıttı. Şey yaz, saç boyası yaz. Ha. Yok ev tutmuş da yok çeyiz düzmüş de. Allah Allah. Ya çocuklar birbirlerinin yüzünü görseler bayram edecekler. Eve çeyize sıra mı gelir canım? Zaten yakında muayenehane bitecek. Sık sık görüşecekler. Tabii canım. Yani oradan çıkmazlar artık. Ay mesaileri gece mi biter? Sabah mı biter? Ay Allah bilir. Bak söylemedi değil mi? Yakında biz bebek severiz. Ay ablamla Münir abi de torunu ellerini aldı mı bunların inatları, minatları kırılır. Hiçbir şey kalmaz. Her şey yoluna girer. Ay Allah'ım şu muayenehane bir an önce açılsın da. Aynanın önünde kollarını bağlayıp durdu. Çift tabela asılı dükkan. Şöyle alalım koltuğu masanın oraya. Ortalayalım geçiş rahat olsun. Usta bak gel. Bunu tam ortala.
buradan gelecek, tamam mı? Oraya kadar. Ortalı ortalı öyle. Getir karavanı getir. Ayarlıyor. Kendine doğru çek, tam ortadan. Tamam ya, tamam. O kadar milimetre göçmenize gerek yok. Benim tarafa da geçebilir biraz, sorun değil. Hayır, geçemez. Tam ortadan milimetrik bölünecek. Kimsenin hakkını yemeyelim lütfen. Tırcığım, sorun çıkarmayalım. Biliyorsun kalkacak zaten bu paravan. Geçici bir şey. Ay vallahi Tarık'cığım, senin sağın solun pek belli olmuyor. Şimdi böyle dersin, maazallah annen gelince burada böyle duvar ördürmeye kalkarsın. Siz benim dediğim gibi yapın usta. Çek çek. Ortaladın mı? Ha, getir biraz daha. Getir getir. Tarık durumdan rahatsız, ellerini beline koydu. Çek çek. Saç maskesinin fiyatı uygunsa fazla al hayatım. Tamam. Tamam Emel. Hadi. Ver listeyi de. Al canım. Ben kaçtım hadi. Hadi görüşürüz. Ay! Ay! Ay tövbe estağfurullah. Kim öldü mahallede? Başımız sağ olsun yazılı çelenk. Ölmedim kelebeğim. Ama sensizlikten can çekişiyorum. Her an ölebilirim. Ay Allah korusun Şener'im, sen ne diyorsun? Allah korusun. Korumasın hayatım. Korumasın, evet. Ben senin kıymetini bilemedim ya. Allah'ım beni korumasın. Rabbim affetsin beni. Vallahi ben şimdi ne diyeyim? Bu çiçekler bana mı? Tabii ki sana hayatım. Tabii ki sana. Dünyanın bütün güzel çiçeklerini yollarına sermek isterim. Bu avans sayılsın. Ayşe'nin içi eridi. Yani avans olarak cenaze çelengi gerçekten çok enteresan olmuş. Şimdi Emel Hanım, şair burada ölümü tasvir ediyor. Yani cenaze çelengiyle sensiz yaşayamam mesajı vermek istiyorum. Ay Şener çok romantik. Şener abi, hadi abi, iki dakika yedin, bir saat oldu. Cenaze yetişecek, ikindi namazına yetiştireceğim abi çiçeği ya. Ya ne cenazesi, ne namazı Şener ya? Kaza namazı hayatım, kaza namazı. Bu arkadaşım büyük bir kaza geçirecek. İkindi namazını mütakip dört kolluya sallandıracağız, koyacağız, göndereceğiz. Bıraksana oğlum. Ay Şener, sana inanamıyorum ya. Gittin de cenazenin çelengini mi çaldın geldin bana? Saçsız adam elinden hayatım, alıp götürdü. Hayatım ne çalması ya? Sahipli çelenk. Ben şey yaptım, ödünç aldım. Arkadaşa söyledik, bir 15 dakika dedik, 2 dakikada diye şey yaptı ya. Böyle de olmaz ki. Ne kıymetli çelenkmiş. Ne kıymetli çelengin varmış be. Yok, ben senin artık hiçbir dediğine inanmıyorum. Allah seni davul etsin. Çekil, benim işim var. Ya bırak. Çelenin tuttuğu kolunu çekiştirdi. Bak bir saniye ya, lütfen. Bir dinle. Yanlış anlıyorsun beni. Ben de sana dünyanın en güzel çiçeğini vermek isterim. Ama seni sana veremem ki. Bu noktada aciz kalıyorum. Senin bu laflarına karnım tok artık Şener. Hayatım, böyle hemen kestirip atmayalım. Lütfen bir de şunu dinle ya. Kalbinde yer yoksa güzelim, üzülme. Ben ayakta da giderim. Emel kıs kıs güldü. Nasıl? İçim bir cız etti değil mi? Böyle bir titredi için. Bir titredi, bir cızladım. Bu hayatta yönetmen benim canım. İstediğime rol, istediğime de yol veririm. Anlamadım. Ayşe Hanımcığım, arabanız hazır efendim. Emrinize amadeyim. Elini tuttu. Şimdi anladın mı? Gidelim İlyas, tamam. Hayır, olamaz. Ayşen, Ayşen bir saniye. Ayşen, yapma bunu. Benim gözüm yanlış görüyor. Kimin inşallah. Kimin telefonu? Alo, ne var abi ya? Eşeğin yuvarı var. Ben çıkıyorum evden. Sen de büroya gel. Açılış işini konuşacağım. Tamam abi, tamam, tamam. Ayşen yapma bunu bana. Gözünü seveyim yapma. Ayşen etme, eyleme. Ne olur. İlyas direksiyona geçti. Abla ne var ya? Hay o muayene açılsın da kapanmasın. Ayşen! Müziğin sesini açsam rahatsız eder mi? Etmez İlyas. Aç müziğin sesini, aç. İnlesin bütün mahalle. Aç! Keyifle çevirdi teybin düğmesini. Ön camda asılı tesbihler sağa sola sallandılar. Minibüsün geçtiği iki ev arasında Münir'le Adile sokağa çıktı. Tabii bir tebessümle göz göze geldiler. Birden kendilerine gelip yeniden ifadelerini sertleştirdiler. Sokağın iki ucuna yönelip ayrıldılar. Yürürken çaktırmadan omuzlarının üzerinden birbirlerine bakıyorlar. Itır masa üzerindeki renkli klasörleri toplarken yüzü asık, bir yandan da ters ters Tarık'a bakıyor. Tarık masadaki eşyaları toparlıyor. Paravandaki rafa klasörleri dizerken çaktırmadan baktı.
Tarık kutusuna metal aletlerini dizerken Itır masa süslerini büyük kutudan çıkarıp diziyor. Mahalleye kuş bakışı. Münir elleri cebinde. Rampa aşağı yürüyor. Adile köşeyi döndü. Yine geliyor illet kadın. Gelişin olsun da dönüşün olmasın alçak Münir. Akıllı ol Münir. Açılışa kadar yüzüne gül. Açılıştan sonra üstüne güleceksin. Sen gül bakalım Münir Efendi, gül. Son gülen iyi gülecek. Birbirlerine kısa süreli sırıtıp bahçe kapısını tuttular. Buyur geç. Ay pek kibarsınız. Hanımlara öncelik Adile Hanım, lütfen. Tarık bir dilim pastayı tıra getirdi, Itır çalışıyor. Artık bir kutlamayı hak ettik değil mi aşkım? Neyi kutlayacakmışız Tarık'cığım? Evcilik oyunumuzu başarıyla sürdürmeyi mi? Ya aşkım laf çarpıp durma ne olur. Hem baksana ne aldım. Cheesecake, bayılırsın. Cheesecake mi? Hı-hı. Hem de limonlu. Hain. Beni nereden vuracağını biliyor tabii. Ama yemezler. Of, çok da güzel görünüyor. Ay yok. Hiç canım çekmiyor, istemiyorum. Saçmalama, sen cheesecake hayatta dayanamazsın. Ya istemiyorum dedin Tarık, yemeyeceğim. Ya aşkım bana trip atmak için kendine eziyet etme ne olur. Hadi al bir çatal, sonra gerisi gelir zaten. Hı? Hadi. Itır gülümsedi. Tarık çatalla ucundan alıp ağzını uzattı. Gözleri buluştu. Tebessüm ederek çatalı dudağına yaklaştırdı. Yedireceği sırada Adile ile Münir içeri girdi. Tarık! Itır! İlyas da Ayşe minibüste. Hadi oğlum İlyas. Bir daha bu fırsatı bulamazsın. Bu yakında şurada bir yerde bir balık ekmekçim var. 10 numaradır yani. Çocuklar da çok iyi çocuklar. Karnınız acıktıysa böyle bir lokma bir şey mi yasak acaba diyecek. Yok yok İlyas, şimdi uygun düşmez yani. Hem acıkmadım da. Tamam. O zaman mahalleye doğru gideyim ben. Sen beni orada, kuaförün orada atarsın. Ol. Ayşe'nin telefonu. Ceketinin cebinden çıkardığı sol alt kutucukta Şener. İlyas minibüsçüyse ben de son durum. Dönüp dolaşıp bana geleceksin yazdı. İlyas, senin şu balıkçı neredeydi? Şurada hemen 200 metre falan ilerideydi yolumuzun üstü. Bas o zaman İlyas, bas. Gidelim, birdenbire acıktım da ben. Karnım çok acıktı, balık istiyor canım. Emrin olur sultanım, nedir ya? Bu ne hal Itır? Ne oluyor Tarık? Tabakla çatal elinde kaldı. Adile ile Münir şaşkın bakıştılar. Sen de aldın değil mi Itır kokuyor? Yani... Yok yok, kesin bozulmuş bu. Acayip kokuyor, baksana. Yüzünü ekşitti. Ay böyle bir ekşimtırak bir koku mu var ne? Değil mi? Baksana anacığım sen de. Resmen bozulmuş bu. Adile kokladı. Ne o? Mis gibi limon kokuyor. Gayet normal. Yok anacığım yok, sen alamadın kokuyu. Resmen bozulmuş bu. Vallahi atıyorum ben bunu. Münir hala şaşkın. Ne oluyor diye açtığı elleri öylece kaldı. Ama şikayet edeceğim o pastaneyi. Ya kusura bakmayın, sinirlendim biraz. Hoş geldin anneciğim, hoş geldin Münir amca. Hoş geldiniz. Pek hoş bulamadık ama neyse. İlk defa katılıyorum. Itırlar kaçamak bakıştılar. Sen gelsen azıcık şöyle. Tarık'ı paravanın arkasına çekti, Münir tabağı kokladı. Ne öyle? Kızın ağzının burnunun içine girmişsin. Ya baba bozuk mu diye sordu, kokladım ben de. Ya Allah'tan koklamışım, vallahi zehirleniverirdi çocukcağız. Tamam insanlık yapmışsın ama iki bekar insan hiç yakışık almaz. Zehirlenip hastanelere düşsem daha mı yakışık alırdı anacığım? Hay Allah muhafaza. Kulak çekti. Vallahi büro da büro olmuş yani Itır. İnsanın buraya gelmek için... Mahkemelik olası gelir vallahi. Şahane ya, pes doğrusu. Abartma baba. Ay ay ay, manane harika olmuş. Yani insanın buraya gelmesi için sağlam dişleri çektiresi geliyor vallahi. Maşallah. Daha neler anne. Yandan dışarıya göz attı. Alo, Dümbüllü abi. Baksana abi, yeni bir iş var ya. Ha, sizin günlük ne kadardı? Yuh. 100 mü? Abi ne yaptım ben, Avrupa'dan sirk getiriyorum ya, trapezciler falan dahil.
Ya bırak abi, tamam. Neyi kurtarmaz ya? Ya ne yapıyorsun, fabrikasyon üretim mi yapıyorsun ya? Tamam 120 diyelim, anlaşalım ha? Yardımcın dahil. Ya neyi kurtarmıyor Allah aşkına ya? Ne yaptınız ki neyi kurt... Ya tamam hadi 150 diyelim, tamam. 150 diyoruz abi, eski bakiyeyi de siliyoruz, tamam mı? Hadi. Tamam abiciğim, tamam anlaştık. Hadi. Sol alt kutucuk Ayşen. Şu an İlyas Bey'le yemekteyim. Lütfen rahatsız etme yazdı. Yavaşlayan zamanda başını telefondan kaldırdı. Boğazınıza dizilsin inşallah. Yutkunun da yutamayın, tükürün de tüküremeyin. Boğazınıza kalsın inşallah. 10 numara levreği var burada. Levrek yaptıralım mı biraz hani? Ay yok 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 yok. Ben levrek yiyemem. Onun böyle kocaman kılçıkları bir keresinde boğazımda kalmıştı. Ah. Yiyemem. Ama Şener'im böyle kahramanca benim hayatımı kurtardı. İlyas yana dönüp yüzünü ekşitti. Uskumru o zaman yapsınlar. Uskumrusu 10 numaradır. O da 10 numaradır yani. Olur, uskumru olur ha. Yanına da şalgam ver baba, iki tane. Ay, şalgam içemem. Ya biz Şener'le 16. yıl dönümümüzü kutlayacaktık. Çıktım böyle neticede hani yıl dönümü ya. Bir krem bir elbise giymişim. Sen o şalgam masadan böyle pat diye üstüme devrin. Ay ne çamaşır suları ne deterjanlar. Bir türlü çıkartamadım. Şalgam malgam. Al. Şener'miş arkadaş ya. Tamam abi, gazoz ver iki tane. Biz de oturuyoruz şuraya. Gazoz ver arkadan. Buyurun. Buyurun. Gazoz ver iki tane. Balıkçı ızgaradan alıp ekmeğin arasına koydu. Herkese merhabalar. Vay kardeşlerin aslanı gelmiş. Gel. Gel bir sarılayım sana, abisinin bir tanesi. Gel. Kulağına eğildi. Şş, bana bak. Ne oldu? Hazırlıklar tamam mı? Eğer açılışta bir aksilik çıkarsa beynini delerim ona göre. Dur abi, sakin ol ya. Her şey bende, merak etme. Rahat ol sen. Abisinin bir tanesi bu ya. Kral be kral. Kardeşlerin kralı. Itır Tarık'a gülümsedi. Şener. Biraz gelsene şöyle. Ne oldu ki? Asker. Özel bir şey konuşacağım seninle. Münir ne oldu diye göz kırptı. Şener bilmem diye dudağını eğdi. Münir çaktırmadan paravana yaklaşıp kulak verdi. Suratın sirke satıyor. Kötü bir şey yok değil mi? Abla her şey yolunda. Merak etme sen, bende her şey. Hala aksi bir şey olursa Allah oyarım seni. Dolgu aletinin ucunu gösterdi. Ben de dedim ya, merak etme. Hadi göreyim bakayım seni, hadi. Münir beklerken çıkar çıkmaz tuttu. Ne diyor bu deli kadın? Yoksa onda bir olup bana bir numara mı çekmeye çalışıyorsun? Yok artık. Kendi abime karşı, öz abime. Karşı komşusuyla birlikte olacağım, iş mi çevireceğim ya? Sanki yapmadığın numara mı be? Sahtekar. Abi bu konularda olur mu ya? Lütfen rica ediyorum. Ayşen'le atışmıştık, onu söylüyor. Onun hesabını soruyor. Geceleri uyuyamıyormuş falan falan. Kalbimi kırmadan önce düşünecekti dedim. Çektim, yanına geldim işte, gördüm. Abi iyi yapmışsın. Bu nedir fısır şey ya? Ne? Ha vallahi bu duvar mı falan ya? Berlin duvarı yıkıldı, şu duvarı yıkamadık ya. Ya insan geçerken şey oluyor, bir tuhaf hissediyor. Pasaportla geçeceğiz sanki. Söylenerek Şener'i susturdu. Gençler yapmıyor bunu, siz yapıyorsunuz. Adile bozuldu. Balıkçı barına. İlyas kolunu Ayşe'nin omzuna uzattı. Ayşen çekildi. Ne yapıyorsun be? Şey yaptım, elim çarptı ya. Bir de böyle orada bir şey vardı, onu atayım dedim. Şimdi ben sana bir çarpacağım İlyas. Arkadaş Şener'i görünce kolumuzu atlamadı kalıyor. Bozulup başını çevirdi. Şener. Şener mi o ya? O gelen Şener o değil mi? Elini ver. Elini ver. Tamam şey yaptı. Şener Ayşen ya, heyecanlandı. El eleler. Yaklaşıyor mu? Ha yaklaşıyor. Onun gibi gudik bir şey yani böyle. Ufak tefek o Şener. Ha değilmiş ya. Benzetmişim. Pardon. Şimdi ben seni bir benzeteceğim. Yüreğim ağzıma geldi be. Yüreğin ağzına geldi öyle mi? Benim işte seni ilk gördüğüm günden beri yüreğim hep ağzımda, biliyor musun Ayşen? Anladın mı şimdi? Yemiyorum ben. İştahım kaçtı. Geleceğim. Şener bahçede ağaca yaslanmış. Açsana Ayşen ya. Lan İlyas, taktım kafayı sana. Taktım İlyas.
Biz çıkıyoruz. Hesabını, kitabını iyi yap ona göre. Tamam abi. Bana bak, masalar, balonlar falan her şey masmavi olsun. Şöyle deniz gibi ferah ferah olsun içimiz. Tamam abi, güzel söylüyorsun da bütçe kısıtlı yani. Yo, zırnık çalışmaz. Bak, bu işi başarırsan benim güvenimi tekrar kazanacaksın. Unutma, güven paradan çok daha kıymetli bir şeydir. Hadi eyvallah, yürü kızım. Eyvallah ya, sen de güvendiklerine çay bedava ver. Hah. Hayret bir şey ya. Adile koşar adım indi. Şeker, yavrum şu işi güzelce hallet. Her taraf masalar falan yeşilin tonları olsun. Girenler kendilerini biz gibi çam ormanlarında sansınlar, tamam mı bir tanem? Tamam ablacığım, tamam, iyi güzel söylüyorsun da yani şimdi senin verdiğin paralar suyunu çekti yani. Her şey istiyorsun ama para vermiyorsun. Oğlum, parayla bu işi herkes yapar. Maharet parasız yapabilmekte. Sen bu işi layığıyla hallet, ben de sana paradan daha çok sevinebileceğim bir şey vereceğim. Ayşe'ni mi? İpek gibi dilini çıkardı. Güvenimi, sevgimi, ablalık şefkatimi göreyim seni. Islanım benim, hadi. Tarık çıktı. Güvensen ne güvendesin? Tamam Şevket abi. Tamam abi, geliyorum birazdan. Tamam Şevket abi. Boş. Bana para ver, para. Güvensen ne, güvenmesen ne ya. O diyor yeşilin tonları olsun, bu diyor mavi. Heh, ne güzel. Para verin, para. Mahalle arası. Bana bak, bu torpil olayından başımıza bir şey gelmez değil mi? Abicim, bu sefer sıfır risk. Paranın da peşin alıyorsun. İş patlarsa bana patlar, seninlik bir durum yok. Amcam da kefil. Aa, o zaman kesin yapalım Tuncay. Ya o yüzden güvenmiyorum zaten. Başına vurdu. Bak eğer başımıza bir şey gelirse ne seni tanırım ne de Şener abi, anladın mı beni? Tamam, anlaştık. Feride, Feride. Ne? Feride, benim Feride. Feridun oğlum, Feridun adımı da mı unuttun ya? Ayrıca Feridun abi diyeceksin. Ben senden kaç yaş büyüğüm, terbiyesiz. Abi ne diyorsun ya? Ya sen ne diyorsun Feride, Meride bir şeyler saç buluyorsun ya. Allah Allah. Abi bir git Allah aşkına. Şu an önemli bir işim var, seninle uğraşamam. Hadi görüşürüz. Saçlarını düzeltti, uzun saçlı kumral Feride yaklaştı. Pardon, bakar mısın? Kim? Ben mi? Tabii sen salak. Bütün gün okulda peşimdesin. Eve kadar takip ediyorsun, görmüyor muyum? Görüyor musun? Uf, yemin ediyorum geri zekalılıkta efsosun. Ya sen benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Yani istiyorum. Telefonunu versen belki. Bir de kızıp sağ yanağına tokatı yapıştırdı. Sevda uzaktan izliyor. Ayrıca ben kankimin sevdiği çocuğa bakacak kadar adilik edip yapmadım daha. Kankimin sevdiği çocuk derken? Lan 10 kız geziyor bunlar sürü gibi. Hangisi acaba? Ana, lan inşallah o sarışın hatındır. Salak mı ya? Yeminle salak. Sevda duvar kuytusundan çıkıp sinirli arkasından yürüdü. Tarık Şevket'in dükkanına geldi. Kolay gelsin Şevket abi. Vay mahallemizin afilli delikanlısı, hoş geldin. Hoş bulduk abi, eyvallah. Nasıl gidiyor işler Tarık, ha? Vallahi daha açamadık işte abi muayenehaneyi, bir açalım bakacağız. Oğlum diş işleri değil, diğer işler. Gönül işleri nasıl gidiyor, hadi. Abi sen niye bana böyle devamlı manidar konuşuyorsun? Ya tamam oğlum, tamam, utanma, utanma, tamam. Geçti, bitti. Abin ev işini halletti. Tam istediğin gibi böyle. Eşyalı ve mahalleden uzak. Yalnız şunu söyleyeyim, hayırlı bir iş olmasaydı vallahi ev sahibi çekilecek adam değildi ha. Eyvallah abi, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Akşam görmeye gider miyiz? Vay, Tarık, görücüye hazırsın hemen ha. Ya çok hızlı çapkınsın ha. Tamam, tamam, gideriz, gideriz. Vay, 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 çapkınım benim. Metin fırından çıktı. Masayı Sinem Zeki'ye uzattı. Ahmet, Halit ve Feridun Sami'nin dükkanının önünden izliyorlar. Bu ne amcamın oğlu? Senden beklentim çok büyük amcamın oğlu. İlyas Ayşe'ni kaptı. İddiayı ben kazandım. Hadi oradan be. Nereden belli kaptı? Ortada nişan yok, söz yok. Belki Ayşen geri dönecek Şener'e. Olur amcamın oğlu, olur. Nişan da olur, söz de olur. Zeki Metin'e kul köle de olur. Hepsi Allah'ın izniyle olur yani. Sen şimdiden talimi yapmaya başla. Nişandan sonra bineceğim tepene, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Çok komik. Dönün lan önünüze.
Halit gülerek selam verdi. Keyfim yerine geldi. Üretim bakkalı. Nasıl gidiyor büro işleri? Bitti mi? Bitti bitti ama biz de bittik vallahi. Çünkü bir yandan da Adile cadısıyla uğraşıyoruz. Aman boş verin o kadını. Onunla uğraşmaya değmez. Hem yakında o da sizinle uğraşmaktan vazgeçecektir. Yani böyle düğün telaşı falan yakında kendini unutur. Münir şaşırdı. Düğün mü? Ne düğünü? Aa, haberiniz yok mu? Yok. Tarık evleniyormuş. Gerçi annesine daha açılmamış ama. Ne düğünü canım, yok öyle bir şey. Varmış kızım, varmış. 1+1 ev istemiş Şevket'ten. Öyle kutu gibi bir evi ne yapacaksa hiç anlamadım. Ha eşyalı olsun demesi de ayrıca garip yani. Bize ne canım, bizi ilgilendirmez. Allah mesut etsin. Kız kimmiş peki? Ay okuldan arkadaşıymış galiba. Böyle esmer, balık etinde, yeşil gözlü. Sarmaş dolaş görmüşler sahilde. Itır şok içinde ne yapsa bilemedi. Arkalı önlü köprülü boğaz manzarası. Mahalle meydanı da akşam saatleri. Bana bunu yaptığına inanamıyorum. Ya dur kalkır. Saçmalama Itır'cığım, Allah aşkına bak Tarık yapmaz öyle şey. Ne demek yapmaz, yapmış işte, aldatıyor beni. Ya ben gözümü onunla açtım, kafamı çevirip kimseye bakmadım bile. Nasıl bana bunu yapar, biz daha yeni evliyiz. Itır'cığım lütfen sakin ol, lütfen. Cemal'le sarıldılar. Çok teşekkür ederim Şevket abi. Bana nasıl iyilik yaptın anlatalım. Anlatma Tarık, biz anlarız oğlum, boş ver, boş. Abi bak hala, ya öyle bir şey yok. Aha, inandım inandım. hala gülüyorsun abi. Ya mutlu oluyoruz ondan be koçum ya. Vallahi sayende ben de gençliğimi hatırladım ha. Ne demiş şair? Biz de geçtik o yollardan, hatıralar kaldı o yıllardan. Ay be, ay. Tarık coşturdun beni vallahi billahi. Kızarmış gözlerle Emel'e bakıyor. Aa, bak Tarık geliyor. Hadi istersen git açık açık konuş. Yüzünü bile görmek istemiyorum oğlum. Itır bence yanlış yapıyorsun. Git açık açık sor işte. Yok Emel, şimdi gidersem daha kötü olur. Gidemem. O zaman istersen ben gidip konuşayım. Ya ne bileyim. Şimdi seni de zor durumda bırakmak istemem. Sonuçta Tarık senin de arkadaşın. Sen benim için yapmaz mıydın? Yapardım. Tamam işte sorun yok o zaman. Hadi ağlama artık. Ben gidip konuşayım, sen bekle burada. Bak bence altından hiçbir şey çıkmayacak, göreceksin. İnşallah. Gözyaşlarını sildi, koltuğun ucundan kalkıp pencereye yaklaştı. Tarık! Emel koşturdu. Ne haber Emel? Haberler sende. Ne oldu, niye öyle bakıyorsun? Tarık bak açık açık soracağım. Sen yeni bir ev mi tuttun? Şşş, kimse duymasın, sen nasıl öğrendin? Tarık bütün mahalle bunu konuşuyor. Okuldan bir kız arkadaşınla evlenecekmişsin ve yeni ev tutmuşsun. Ya ben hayatımda böyle bir yalan duymadım. Ayrıca sen buna nasıl inanırsın ya? Biz Itır'la evliyiz, bilmiyor musun? Biliyorum ama kız içeride ağlamaktan perişan oldu. Ya bak bildiğin gibi değil. Itır perdeyi hafif aralamış izliyor. Tarık Emel'in kulağına indi. Tarık cama gülümserken Itır perdeyi kapattı. Gözleri yaştan parlak, yüzü asık. Emel içeri girerken koltuklara geçti. Emel şaşkın, canı sıkılmış gibi dizlerinden destek alarak oturdu. Ne oldu, ne dedi? Kız söylesene, ne dedi? Merakla sarstı. Bana kesinlikle Itır'a söyleme dedi. Geçici bir şey dedi. Bu ara boşluktayım dedi. Ve en kısa sürede bitireceğini söyledi bu ilişkiyi. Itır bembeyaz kesildi. İyi misin Itır? Itır, bence fevri davranma. Yani bir hata yapmış. O senin kocan. Şimdilik kocam. Her gün görüşüyorlar mıymış? Galiba. Herkes uyuduktan sonra buluşuyorlarmış. Öyle dedi. Güzel. Fazla uzamadan bitermiş. Ne yapacaksın? Cürmü meşrut yapacağım. Ondan sonra da tek celsede biter zaten. Gözleri dolu dolu, elini ağzına kapatıp dirseğini dizine dayayarak öne eğik oturdu.
Ayşen ocağa kırmızı saplı çaydanlığı koydu. Şener ahşap çerçeveli camı çaldı. Ayşen perdeyi çekip gerilerek tükürdü. Kapıyı aç. Kapıyı aç, dışarı gel. Defol git buradan Şener, gelmeyeceğim. Çok önemli. Defol, gelmiyorum. Hayat memat meselesi diyorum. Gelmeyeceğim. Evet, gel dışarı. Gelmeyeceğim. Yerden taş aldı. Vay camı kırarım. Vay kırarım camı. Ayşen mor çiçek tablasını kaldırdı. Camı kıracağım. Ben... Herkes ayağa kalkın. Itır dış kapıyı araladı. Tarık'ın kapısını gözetliyor. Münir salondan çıkarken fark etti. Itır kızım, ne yapıyorsun sen orada? Amcamı bekliyorum baba. Daha gelmedi. Ah be kızım. Amcanın kandil nerede söndüreceği belli mi olur? Boş ver, bekleme, yat. Hadi. Tamam, sen çık yat, ben de yatıyorum. Tamam biraz. Kızım, hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Münir sağa sola sallanarak yukarı çıktı. Itır çıktığından emin olup kapıyı açtı. Tarık evden çıktı. Alçak, görüşeceğiz seninle. Portmantodan paltosunu alıp sessiz olmaya çalışarak yavaşça giydi. Başına çiçekli şalı sarıp peşine düştü. Neymiş o hayati mesele Şener Efendi? Aşkımız. Aşkımızdan önemli bir şey mi var? Şimdi mi geldi aşkımız aklına? O iş bitti Şener Efendi. O tren çoktan kaçtı. Kaçamaz. O tren hiçbir yere gitmez. Kaçırtmam ben o treni. Önüne atlarım. Raylara yatarım. İstediğini yap Şener Efendi. Bu iş bitti. Bitti. Peki, son sözün. Son. Şener elini montunun cebine attı. İlaç kutusunun kapağını yavaşça açtı. Beni affediyor musun? Bak, bu son şansın. Tekli bonbonları eline döküyor. O blöfleri artık yemezler canım. Peki. Elveda ruhu revanım. Şişeyi avucuna boşalttı. Tarık elleri cebinde, köşeyi döndü. Hafif bir sırıtmayla karanlıkta yürüyor. Bunu ödeyeceksin Tarık. Çok fena ödeyeceksin hem de. Itır koşarak peşinden binaya girdi. Emel apartman önünde köşeye çıktı. Şener boş şişeyi bahçeye attı. Ayşen endişelenerek panikledi. Ah Minel aşkım. Ölümüm elinden oldu. Ağzını atarken durdurdu. Ya dur dur. Bırak. Delirdin. Bırak, öldüreceğim kendimi. Delirme. Bırak. Dolu avucunu sıkarak çekerken parmaklarına şeker bulaştı. İşkillenip diline sürdü. Şeker ayol bu. Seni bir sahtekar seni. Vay sahtekar eczacı. Bana uyku ilacı diye şeker satmış. Kimseye güvenemeyecek miyiz ya? Bir daha yanıma sakın yaklaşma sakın. Pis adi dolandırıcı. Geçmişimi harap ettin, geleceğimi yedirtmem sana. Ne olacakmış gelecekte? Davetiye alınca görürsün ne olacağını. Ne demek oluyor bu şimdi? Yoksa bana evlenmemi teklif ediyorsun? Peki kabul ediyorum aşk pastam. Sen avcunu yalarsın. Ben evleniyorum, sen öylece bakıyorsun. Nereye bakıyorum? Evliliğime. Olmaz. Evlendirtmem. Vallahi öldürürüm kendimi. Bak, öldürürüm kendimi. İzin veremem buna. Şeker yiyerek mi? Evet. Gerekirse şeker yiyerek. Şeker komasına girerim buradan. Hastaneye yetiştirtmem kendimi vallahi. Delirtme beni. İster delir, ister kudur. Bu iş bitti. Sana iyi geceler. Şeker çocuk. Yanağından makas alıp eve girdi. Avucundakileri eşeğe doğru fırlatıp ellerini çırptı. Bana başka bir seçenek bırakmadın hayat. Gözlerini kocaman açıp robot gibi kasıntılı çıktı. Aç şu kapıyı. İçeride olduğunuzu biliyorum, aç. Başındaki şalı çekip çıkararak iki numaralı daireye girdi.
Etraf balonlarla süslenmiş, buzdolabının üzerinde Itır'la Tarık'ın fotoğrafları asılı. Masadaki "Evimize hoş geldin karıcığım" yazılı kalbi okudu. Birlikte çekildikleri fotoğraflara tek tek baktı. Masada sebze yemekleriyle tam ortada 4 koca dilimli kare cheesecake duruyor. Başını oturma grubunun olduğu tarafa çevirdi. Televizyonun ünitesinin üzerindeki çerçevelere fotoğrafları yerleştirilmiş. Tarık içeri girip belinden sarıldı. Emel pencerenin önünde sarmaş dolaş durmalarına bakıyor. Dudağının yanını ısırarak gözleri dolu dolu izlemekte. Evimize hoş geldin karıcığım. Tarık, bütün bunlar benim için miydi yani? Benim aldığım her nefes senin içindir. Niye söylemedin? Bu ailenin erkeği olarak benim görevimdi. Umarım görevimi layığıyla yapmışımdır karıcığım. Ama Emel bana demişti ki... Ben rica ettim öyle söylemesini. Sürprizi bozulsun istemedim. Yeteri kadar şaşırtmazsam seni ikna edemeyecektim. Çok korkuttun beni, deli misin sen? Öleceğim sandım. Sen bana küsünce ben de öyle sanmıştım. Itır gülümseyip sevgiyle sımsıkı sarıldı. Emel gözlerini ayırmadan üst kattaki pencereye bakıyor. Kız Kulesi'nde güneşin doğuşu. Plastik sandalyeye mavi yeşil çizgili formayı geçirdi. Amca, heh. Aslan yeğenim benim. Hallettin mi torpilleri? Yok amca ya. Torpil kalmamış, geçen bayramdan kalan kız kaçıranları vardı Feridun abi. Yapma be. Ama ucuza kapattım. İş görür mü? Ucuzsa iş görür de... kız kaçıranları havai fişek diye itelemek biraz zor olacak. Yani torpil olay da iyiydi ya. Girişimcinin rehberi madde bir. Zoru hemen yap. İmkansız zaten hallolur. Aferin be. Vay vay vay, kapmış işi ha. Kimin öğrencisiyiz? Aferin aferin. Hadi sen git şimdi yerleştir o şeyleri. Ben tamam deyince fitili ateşleyeceksin. Kapış. Tamam amca. O iş bende, rahat ol sen. Ben de şu giydirme işlemlerini yapayım. Masa örtüleri ve balonlar mavi yeşil reklam renklerde. Reklam giydirmesi yapıyorum bak. Ayşen, Itır ve Tarık geldi. Ayşen etrafa şaşırarak bakıyor. Itır Şener'in sandalyelere giydirdiği formalara baka kaldı. Amca, bunlar ne? Nasıl? Beklentinizin üstünde değil mi? Abi ben gece gündüz düşünsem böyle bir şey hayal edemem. Bir şey değil damat be. Yani herkesin bir uzmanlık alanı var ya. Ben de kanal tedavisi yapamam mesela. İçimden bir ses bugün hiç kolay olmayacak diyor aşkım. Aynı ses maalesef benimle de konuşuyor Tarık'cığım. Ellerindeki poşetlerle merdivenleri çıktılar. Ne oldu Ayşen Hanım? Şoförünüz yok mu? Taşımıyor mu torbalarınızı? Nerede? Gelir birazdan. Şeref konuğu olarak. Gelir gelir. Kendini toparlarsa gelir ha. O ne demek be? Minibüsün tekerleri sökülmüş. Motor darma duman, farlar yere sarkmış. Pert halde sokağın ortasında duruyor. İlyas önde kollarını iki yana açmış. Hayretler içinde bakmakta. Mahalleli başında. Tekerleri sökmüşler. Farları, tamponu sökmüşler. Bütün kabloları kesmişler Muhtar. Ciğerimi sökmüşler, ciğerimi. Vay hainler vay ya. Ya canını okumuşlar minibüsü. Abi darma duman etmişler ya. Ay kim yapar bunu ya? Şener. Şener. Şener! Münir takım elbisesiyle su gibi giyinmiş. Bahçeye girdi. Etrafa göz atarken hayal kırıklığıyla adımları yavaşladı. Merdiven başındaki masanın tam ortasındaki armada hisar üstü yazıyor. Hoş geldin Münir abi. Hoş bulduk kızım. Şener ofisten çıktı. Hoş geldin abi. Şener, nedir bu oğlum? Açılış organizasyonu. Açılış organizasyonu mu? Ya tribüne çevirmişsin burayı. Abi tribün deyip aşağılamazsak çok sevinirim. Yani Hisarüstü İdman Yurdu Spor. İkinci kümenin namalup şampiyonu. Formanın hakkını verelim dedik. Ya başlayacağım şimdi idmanından, hisarından. Ne yaptı sen be? Abi futbol konsepti bir açılış yapalım dedik işte. Ulan başlarım şimdi konsepti. Yapıştı. Sen senin ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Ya beni deli mi yaptın? Itır'la Tarık içeriden koştular. Adile puantiyeli V yaka elbisesi ve beyaz ceketiyle saçları yapılı bahçeye girdi. Ne yapıyorsun sen? Masaları itip kalabalığa yürürken dengesi bozulup sallandı. Ay bana bir şeyler anlatın.
Ayşen koluna girdi. Tarık tuttu. Sandalyeye çekip oturttular. Ay otur abla, otur. Otur. Su getir ne olur. Ne oldu? Sıcak mı çarptı Adile ablayı? Ne oldu? Şener hiçbir şey anlamamış gibi Münir'e bakıyor. Ya ben tekerin de dinginin de değilim Hulusi Baba. Ama bu adamın yaptığı bina açtı artık. Atın içeri de millet rahat etsin. Bu ne ya? Tamam tamam İlyas, anlıyorum. Anlıyorum da her şeyin bir usulü var. Şimdi var mı bu işi yapanın Şener olduğuna dair bir delil? Şahit olan var mı? Yok. Gerek var mı? Sen şikayetçisin değil mi? Şikayetçiyim tabii. Tamam. Açılıştan sonra gelirsin karakola. Süleyman alır ifadeni. Ama bak biz iki dirhem bir çekirdek hazırlandık. Gidelim mahallemizin evlatlarına destek verelim. Sonra gereği neyse yapılır. Ha? Olur mu? Olur baba, ne diyeyim? Olur yani. Ha şöyle. İhsan Şükrü, bir gelsenize iki dakika siz. Geçerken İlyas'a bakıp kenara çekildiler. İlyas kaputun demirini indirip kapattı. Şükrü'ye sen mürüvvetle Perhan'a mukayyet ol. İhsan sen de Zeki ile Metin'i kontrol altında tut. Bunlar şu Tarık meselesinde sakın bir boş boğazlık etmesinler. Tamam tamam, sen merak etme. Ben kızları hallederim. Yeğenler bende. Sen sakin ol. Ama sen de artık şu Şener'in bir kulağını çek. İyice zıvanadan çıktı yani ya. Sen hiç merak etme, ben onu mum edeceğim, mum. Mum? Mum edeceğim. İlyas oturmuş sakinleşmeye çalışıyor. Anne, anneyi misin? Değilim. Hiç değilim. Mahvetti açılışımı, mahvetti. Kadın ay, nereden senin açılışın oluyor ya? Tabii benim açılışım. Dünyanın parasını verdim bu sahtekara bu açılış için ben. Ay. Tamam abla, tamam. Şener ne diyor ya? Açılış benim açılışım değil mi? Abiciğim bu açılış hepimizin açılışı. Olur mu öyle şey? Bu açılış bizim için küçük, insanlık için büyük bir adım. Tıp ve hukuk dünyasının buluşmasına tanıklık ettiğimiz bu açılışta sen, ben, biz ayrımı yok. Biz varız. Biz diyeceğiz. Biz olacağız. Biz. Palyaçolar geldi. Geç kalmadık inşallah. Minibüsü kaçırdık da kusura bakmayın. Hayır. Tam zamanında geldiniz. Gel kardeşim gel. Ay bu hukkabazlar nereden çıktı? Evet. Tam üstüne bastınız. Alemi hukkabazi. Dümbüllüğü ve yardımcıyız. Bugünün sürprizi. Yahu kutlamayı hokkabazlarla mı yapacağız? Evet. Çünkü sen konseptsel yaklaşımları sevmediğin için ben de böyle bir geleneksel dokunuş yaptım abicim. Ya senin konseptsel... Münir'in ardından Adile de Şener'in üzerine atladı. Tırlar ayırmaya çalışıyor. Sen beni deli mi edeceksin ulan? Tamam Münir baba. Sen de hokkabazmış, sensin hokkabaz değil mi? Hokkabazlar ayıp oluyor. Allah seni kahretsin. Ayıp oluyor. Pardon. Pardon. Bakar mısınız? Bir çiçeğiniz var. Itır onun kim? Buyurun benim. Tüllerle sarılı Demet'in üzerine okudu. Barodan göndermişler. Avukat Itır Yeşilçam. Bir dakika bir dakika ya, bir yanlışlık var. Yalnızca Itır Yeşil. Çam yok kardeşim. Aman bizim bu musibet aileyle bir alakamız yok. Vallahi bilmiyorum. Itır Yeşilçam yazıyor. Bir kimliğinizi görebilir miyim? Tam teyit etmeden teslimat yapmam yasak da. Kimlik mi? Itır'ın beti benzi attı. Sağında duran Tarık'a döndü. Adile önce Itır'a sonra Tarık'a baktı. Ağırlaştırılmış hareketlerle Tarık gerilmiş, boynundaki kravatı oynattı. Adile şüphelenerek gözünü ikisi arasında gezdiriyor. Şener kurnazlık düşünür gibi diliyle yanağını şişirdi. Münir şaşkınlık içinde Itır'ı süzüyor. Itır'ın gerilen yüzünde an dondu. Bu dizinin betimlemesi BSK Yapım tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Sesi Betimleme metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Tugay Çiftçi, Fatih Kolivar, Çağrı Doğan. İşaretini Hasan Hüseyin Korkmaz. Son kontroller Hülya Akbaba, Dolunay Ünal, Hasan Dikyuba. Teknik yapım Dağ Prodüksiyon, Yeni Gökdelen Tercüme. Yönetmen Metin Balakoğlu, yapımcı Çağrı Bingüller, Başak Bingüller. Tüm Gürses fotoğrafı üstünde hangimiz sevmedik? Saygı
ve özlemlenmiyoruz yazıyor. Hangimiz sevmedik? Yorumcu Müslüm Gürses. Söz Ali Tekin Türe. Müzik Ali Osman Erbaşı. Oyuncular Itır Selen Soydar, Tarık Can Yaman, Şener Cengiz Bozkurt, İlyas Bülent Şakrak, Ayşen Mehtap Bayri, İhsan Deniz Orak, Şevket Veysel Diker, Hulusi Şerif Erol, Hürvet Selma Kutlu, Şükriye Tuğba Erdem, Emel Pelin Ermiş, Metin Erdem Baş, Perlan Berfu Öngören, Ekip Barış Başar, Halit Onur Şerlik, Sevda Funda Bostanlık, Ahmet Bağış Angigül, Tuncay Batuhan Uçar, Feridun Doğa Konakoğlu, Berber Sami Ersin Arıcı, Münir Altan Erkekli, Adile Gül Onat.